P organizasyonundan bolca selamlar gönderiyorum. Bu akşam ikinci gün olacak. Hatta daha doğrusu dün ilk bir main belirleme maçıydı. Bugün birinci maç olarak da diyebiliriz aslında. Birinci gün olarak da adlandırabiliriz. Şimdiden hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Şöyle sohbeti kapatıp yayına lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Şöyle dönün biz bir live score'una bir bakalım arkadaşlar. Bakalım o live score'da neler olmuş. Şöyle Nug Esports'a baktığımız zaman da toplamda 82 puanla birinciliği elde etmiş gözüküyor ve 2 tane chicken dinner'a sahipler. İkinci olan takım ise Funny Team oluyor. Toplamda 78 puanları var ve yine 2 chicken dinner'a sahipler. Hemen altında Soulless Knight takımı var. Toplamda 62 puana sahipler. Hemen ardından dördüncü olan takım Rev Squad takımı oluyor. Toplamda 57 puanları var ve 1 tane chicken dinner'a sahipler. Beşinci olan takım ise Fury Team oluyor. Toplamda 55 puana sahipler. Altıncı olan takım ise Esu Team oluyor. Toplamda 42 puana sahipler. 7. olan takım ise HP Team oluyor. Toplamda 41 puana sahipler. 8. olan takım ise MRP Team oluyor. Toplamda 30 puana sahipler. Ve 9. olan takım ise Rust Gaming oluyor. Toplamda 29 puana sahipler. Dün akşamın live skoru ve toplamda 5 maç oynandı. Şimdi şu an zaten slotlarda takımlar yerlerini alıyorlar. Dün akşam oynanan maçlarda bizim abimiz sunum yaptı ve bu akşam, yarın akşam ve pazar günü ben size eşlik edeceğim. Maçı en güzel şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince en güzel şekilde maçı aktarmaya çalışacağım size. Umarım sunumumu beğenirsiniz. Hatamız, kusurumuz olur. Kusura bakmayın. Şimdiden hepinizden ayrı ayrı af diliyorum. Kimsenin asla kalbini kırmak istemeyiz. Şöyle slotlarda bir geçelim artık, bakalım slotlarda neler olacak. Hatta biz şöyle geçersek çok daha iyi olacak. Daha doğrusu şöyle yaparsak daha iyi olur. Üçüncü slotta MRP Team olacak. Dördüncü slotta Fury Team. Beşinci slotta Anadolu Team olacak. Altıncı slotta ise Agresif olacak. Yedinci slotta Esu. 8. slotta Rust Gaming, 9. slotta FBI Esports, 10. slotta biraz bulanık gözüküyor, tam olarak okuyamıyorum. Soul Gaming oluyor. 11. slotta Nug Esports, 12'de Rev Squad, 13'te Turkish Knight Esports, 14'te ise G4F Esports olacak. 15'e baktığımız zaman da X Esports, 16'da HP Team, 17'de Funny Team, 18'de Vera Team, 19'da Soul Life Knife ve 20. slotta ise FMG Class olacak. Bu akşam gerçekten sağlam maçlar döneceğine inanıyoruz. Biz şöyle yine slotlarımızı açalım. Takımlarını görmek isteyenler olabilir açıkçası. Selamun Aleyküm abi demiş. Point Salvo gelmiş. Aleyküm selam Salvon benim, hoş geldin. Nasılsın? İyisindir inşallah. Yayın aktif oldu mu? Henüz aktif olmadı galiba, ya da aktif olmuştur, tam olarak bilmiyorum. Yayın aktif olduysa hemen organizasyon grubuna da hızlı bir şekilde yayını gönderelim. Oradan paylaşsın. Takımlar da rahat bir şekilde gelip kendilerini izleyebilsinler. Her şeyde lüks ya. Her şeyde lüksü yaşatıyoruz ya. Ya abi ne yapalım biz daha ya? Şuradan yayını beğenmeyi unutmayalım. Oo, gelen arkadaşlar yayını beğenmiş. Şu anda 5 tane beğenimiz var. 6 kişi izlediğini görüyorum. Bir tanesi benim, 5 deriz. Daha mantıklı olur. Hemen bir tane de Samuray varmış. Evet, Samuray. Evet, Samuray da izliyor. 7 oldu. Şöyle hemen bir geçelim. Yayın linkini de buradan hızlı bir şekilde organizasyonla paylaştıktan sonra, bu arada MRP organizasyonuna çok ama çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiği için. Burada tanınık yüzler de var. Fury ekibinden yine burada yerlerini almışlar. BRP takımı bu akşam Fani olacak, Agresif olacak, Esu olacak. Bildiğimiz takımlar yine aynı şekilde. API Sports burada olacak. Aleyküm selam herkes, ayrı ayrı hoş geldin. Mert hoş geldin canım benim. SK5PV evet demiş, selamlar, hoş geldin canım benim. Tamer Ünver gelmiş, aleyküm selam, hoş geldiniz hepiniz, ayrı ayrı hoş geldiniz. Dediğim gibi elimden geldiğince en güzel şekilde maçı sizlere aktarmaya çalışacağım. Kusurumuz olursa affedin, anlatımda takılırsak yine affedin. Bazen ara verdiğimizden dolayı maç anlatımında biraz takılabiliyoruz. Ama yine de maçı en güzel şekilde izlemeye ve size tanıtmaya çalışacağız.
Artık Ersin Yekin de geldi ve toplamda odada 70 kişi ulaştık. Şöyle aşağılara bir bakalım. Kimler eksik? Eksik takımlar olduğunu gördük. Fani ekibinde eksikler var ve X takımında da yine eksikler var ve 8 saniye sonra odamız başlayacak. Çok az kaldı. 2, 1 ve 0 dedi. Startı veriyoruz hızlı bir şekilde. Devam. İlk maçımıza giriyoruz. Bugünün ilk maçına girişimizi sağlıyoruz. Canlar şöyle biri de yapıştıralım oraya. Birinci maç olarak gelen yeni izleyiciler kaçıncı maç olduğunu rahat bir şekilde anlayabilsin. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Sizin rahatlığınız için yeniden hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Tabii ki de sohbeti kapatıp yayına beğeni atabilirsiniz. Bizi çok aşırı derecede mutlu eder. Hepinize buradan bolca öpücükler gönderirim. Şu hemen masaüstü sesini de bir ayarlayalım. Çok fazla aşağıya doğru çekersek çok daha güzel bir ses kalitesi elde etmiş oluruz. Herhangi bir noktada müzik açık değil. Sesimiz yayına net bir şekilde gidiyordur diye tahmin ediyorum. Selamun aleyküm Mesut Baba demiş. Oo, Cengom gelmiş. Cengom gelmiş. Hoş geldin Cengom, nasılsın? Bu arada karakteri izlediğim için şu an koşmaya çalışıyordum da benim oynamadığımı tekrardan fark ettim. Şöyle geriye doğru çekelim. Hatta dur, görüntü kalitesini de iyice arttıralım. Daha iyi olur. Şu an bendeki kasmayı görüyorsunuz. Evet. Şöyle fulledik. Ve ilk maçımıza başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bütün takımları tek tek gezeceğiz. Oyuncuları tanıtacağız. Bakalım kimler oynayacak? Hangi takımdalar? MRP'ye şöyle bir bakalım. V7, VIP, Baba Pro ve Lever'la beraber yollarına devam edecekler. Merhabalar, kolay gelsin abi demiş. Türkmat Ecrin gelmiş. Çok teşekkür ederim. Ecrin'im benim. Hoş geldin canım benim. Sen de kırmayıp geldiğin için teşekkürler demiş Mert. Rica ederim. Rica ederim canım benim. Hemen şöyle hızlı bir şekilde Fani kadrosuna doğru bir geçelim. 3 kişi girmişler. Takımlarından 1 kişi eksik. Reinor ve 1 Reinor daha var. Ve Dexter'la beraber 3 kişi ilerleyecekler. Ve çok zor zamanlar geçirecekleri aşikar diyebiliriz. Şöyle Rust tarafına doğru da bir geçelim. Ayberk, Fırtına, Kindar ve Zagor'la beraber yollarına devam edecekler. Selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. Öbür bölgelere doğru şöyle Vera takımına doğru da bir çöküş yapalım. Selamlarımızı gönderiyoruz buradan bütün takımlara. Jaguar, Arda, Apo ve Zed'le beraber yollarına devam edecekler. Selamlarımızı gönderip başarılarını dileyelim. PMG kadrosuna baktığımız zaman da Kenzie, Savo, Gökay ve Paradise beraber ilerleyecekler. Bolca selamlar gönderiyoruz. Hızlı bir şekilde KTV'ye doğru da bir bakalım. HRNX, şöyle biraz zor okuyacağım. Reason galiba, Toxie ve Von Saga ile beraber ilerleyecekler ve artık yavaştan yavaşa rotasyonlarına başlıyorlar. Şöyle Rev kadrosuna doğru baktığımız zaman da Noer, Pani, XLR, Emir, Reed, çok zor isimleri Descartes'la beraber ilerleyecekler. İngilizceyi Las Vegas'ta öğrendiğimiz için uşaklar rahat okuyoruz. Hemen şöyle FBI Esports'a doğru da bir geçelim. Bakalım burada Farmaster, Duvar, Battle ve Esports TT ile beraber yollarına devam edecekler. Yine selamlarımızı gönderip başarılar dileyelim. Diğer noktaya doğru da hızlı bir şekilde bir geçiş yapalım. SK'ya doğru baktığımız zaman da Enes, Huves, Eko ve Wonga ile beraber yollarına devam edecekler. SK'ya da bolca başarılar dileyip selamlarımızı göndermeyi eksik etmeyelim tabii ki de. X kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Lucas, Vuslat ve Miran'la beraber 3 kişi giriş sağlamışlar ve yine çok terleyecekler. Çok terleyecekler. Bir adam dahi, bir karakter dahi muazzam derecede önem arz eden maçlar, ligler bunlar. Şöyle Falcio'ya doğru bir bakalım hemen. Nuke, Falcio, Umut, C4 ve Stamp'le beraber ilerleyecekler ve rotasyonlarına başladılar. İlk alan daralan kadar hiç kimse kimseyi asla vuramaz. Oraya biri paraşütle bir düştü ama. Şöyle Esu kadrosuna doğru bir geçelim. Shallow, Shade, AG ve AP ile beraber ilerleyecek. Bu arada Fape ön noktaya doğru bir spray gönderdi. Ben buradayım. Buraya çok fazla uğrama istiyorsan başına bela olurum dercesine. Hemen G4F kadrosuna doğru baktığımız zaman da Rippo, Emre Dirim, Janti ve Anex ile beraber ilerleyecekler. Bolca selamlar gönderelim. Şöyle hemen bu bölgeye doğru HP kadrosuna doğru bir geçelim. Buradan kimler varmış? Shenzi, Libra,
Phoenix ve Ghetto ile beraber ilerleyecekler. O büyük bir ihtimal Ghetto diye okunuyor. Agresif ve Sports'a baktığımız zaman da Çınar, Ahmet, Uygur, Ghost ve yine Çınar'la beraber ilerleyecekler. Başarılar dilerim. Burada kimler varmış? Burada bir Fury ekibi varmış. Fury ekibinden Ersin Yekin, Klaus, Arda ve Mission ile beraber yollarına devam edecek. Fury ekibine de bolca selamlar gönderiyoruz ve yine ait oldukları bölgede Pochinki'de ilerleyişleri sürdürecekler. Alan şu anlık onların aleyhine diyebiliriz. Şöyle FMG kadrosuna doğru bir bakalım. Kenzie, Sabo, Gökay ve Paradise. Onu okumuştuk. Okumadıklarımıza şöyle hemen bir geçelim. Kimler var burada? Sov kadrosunda Yeni Ay, Yargıç, Abuzer ve Go Kalp'le beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim. Bütün takımlara uğradığımızı düşünüyorum açıkçası. Şurada bir ANDL kadrosu var. Bak oraya uğramamışız. ANDL'ye buradan bolca selamlar gönderiyorum. Umut gelmiş, hoş gelmiş. Aleyküm selam, ağzına sağlık diyor. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Umut'um benim, hoş geldin. Şöyle ANDL'ye doğru bir bakalım. Kimler var burada? Adessa, Frex, Saitama ve Arda ile beraber ilerleyecekler. Yine başarılar dileyelim. Şöyle agresif Esports'a doğru bir bakalım. Artık alan daralmaya başladı ve takımların rotasyon gerçekleştirirken muazzam derecede dikkatli olmaları gerekiyor artık. Çünkü bu saatten sonra çatışmamazlık süresi bitti. Artık adam öldürebilirler. Şöyle SK'ya doğru tekrardan bir geçiş sağlayalım. SK bulunduğu konumda lootlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Bongan elinde şu anda bir tane DBS ve bunun yanında bir tane de Scar'a sahip. M4 mü kullanıyor, Scar mı? Bu tartışılır tabii ki de. Şu anlık o kadar zamanımız yok. API kadrosundan şöyle hemen bir bakalım. Lootlarını yine gerçekleştirirken ikinci seviye kaskı bulmayı başardı. Birinci kask seviye vardı. Tam onu diyecektim ama yüzümde patladı. Şöyle hemen KTV'ye doğru da bir bakalım. Tekli tekli oyuncuları geçiyorum şu anda. İki seviye kas ve yeleğe sahip. Elinde bir tane Uzi var. Sanki Uzi'yi bıraksam mı bırakmasam mı diye düşünüyordu. Evet, AK'ye de bu arada geçişini sağlamış oldu. Bu arada şöyle söyleyeyim. Kuzey kısmından muazzam bir rotasyon olacak. Aşırı bir oyuncu popülasyonu var o bölgede. Agresif spor kafayı kullandı diyebiliriz açıkçası. Çünkü ilk olarak İlk olarak rotasyonlarını gerçekleştirdiler. Şu an güvenli bir noktada, artık onlara kolay kolay bir şey olmayacaktır diye düşünüyoruz. Şöyle hemen bir bakalım tekrardan SK Bonga'ya doğru yoluna devam ederken Vera kadrosuna doğru da bir bakalım. Batı kısmında yer alıyorlar ve lootlarını yine soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Burada rotasyon sağlarken, yani doğu kısmına doğru bir rotasyon gerçekleştirirken Rev kadrosuyla karşı karşıya kalacaklar açıkçası. Rev de şu an rotasyonunu gerçekleştirmeyecek. Yine loot ağırlıklı takımlar, loot'tan eksik olmaması gerekiyor. Descartes şu anda 3. seviye kas ve 3. seviye yeleğini almış. Adam rahat. Ununu eleklemiş. Eleğini asmış duvara. Diyor ki kardeşim bu saatten sonra gelin. Hemen FMG kadrosuna doğru bir bakalım. Paradise, Paradise diye yazılıyor ama Paradise diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakalım. Scar ve UMP ikilisiyle beraber yoluna devam ederken 3. seviye kaskın altına 2. seviye yelek tabii ki de yakışmaz. Bunu hemen 3. seviye yapıyor Paradise. O beni duyar. Duyduğu anda hemen halleder onu. Şöyle Rust'a doğru bir bakalım. Rust bu arada güvenli alanın artık dış kısmında kaldı. Burada yine acele çok etmiyorlar ama güvenli alanın iç kısmına girme konusunda şayet geç kalırlarsa çok çetin bir rotasyon Rust kadrosunu bekleyecektir. Çok fazla takılmamaları açıkçası onlar adına iyi olacaktır. Hemen şöyle X kadrosuna doğru bir geçelim. X kadrosundan şu anda Mira'nın gözünden izliyoruz. Bu arada o da setini tamamlamış. 3. seviye kask ve yeleği var. Bu arada sadece sis ve bombası yok. Bu sis ve bombayı halletmesi lazım en az. En az 4-5 sis ve bomba olması gerekiyor. Ben şöyle KTV kadrosuna doğru geçerken chat'e doğru bir bakalım. VIP demiş selamünaleyküm, aleyküm selam, hoş geldin. Elit gelmiş aleyküm selam, aleyküm selam. Elit'im benim, hoş geldin, canlarım benim. Tabii sohbeti kapattık, yapıştırdık o beğeni hızlı bir şekilde. Rev kadrosu bu arada erkenden davrandı. Köprü hazır, güvendeyken bir rotasyon gerçekleştirdiler. Hemen arkasından FMG kadrosu da rotasyonlarını artık yavaş yavaş başladılar. Bu bölgede çok fazla kalmamaları lazım. Yani şöyle alana baktığımız zaman da karşı tarafa verecek gibi gözüküyor. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim şu anlık ama yine de biraz muallaktayım diyebiliriz. Şöyle alanı kapanırken ben en azından takımların rotasyonlarını haritadan izleyeyim ki
tight olduğu an itibariyle hemen oraya çökelim ve başlayalım izlemeye ve maçı aktarmaya. Şöyle SK'da sanki biraz ortalık karışacak gibi geldi bana. Şöyle SK kadrosuna doğru bir geçelim. Rotasyonlarına başladılar ama yine güvenli bir şekilde rotasyonlarını gerçekleştiriyorlar. Hemen Wonga'ya doğru bir geçmek istiyorum. Wonga en ön tarafta ve sol bölgesinde farklı rakip takımlar var. HP kadrosu o bölgede ama şu anlık herhangi bir atış gerçekleştirmeyecekler ve yine güvenli bir şekilde ilerlemeye devam edecekler. Şöyle haritayı yakınlaştırırsak çok daha iyi olur. Gökay bu arada FMG kadrosundan Gökay'a doğru bir geçiş yapalım. Tek başına rotasyonunu gerçekleştiriyor. Ekip arkadaşıyla beraber çok pardon. Güvenli bir şekilde köprüyü kullandılar. Artık sağlam bir noktaya alıp o bölgede biraz zaman geçirmeleri gerekiyor. Takımlar şimdi ilk başta çok fazla belaya bulaşmayacaklardır. Ama HP ve SK kadrosu için bunu söyleyemeyeceğim. Orada çok tehlikeli bir rotasyon olduğunu fark ettim. Galiba rakip oyuncuları fark ettiler ve şu an evet kendini sağlam bir noktaya aldı. Şimdi Super Leyla başladı ama Epko'yu çok iyi yakaladı Libra. Libra'dan gelen mükemmel bir Super. Önünde şu anda bir oyuncu daha var ve o Wonga bu arada Sezi yakalamayı başardı. DBS atışları var bu arada. Libra burada anında tek başına kaldı. Arka noktaya Enes'e doğru hızlı bir şekilde bir rotasyon sağlaması lazım. Şimdi birebir bir mücadele olacak. Libra'yla ikisi arasında kim ayakta kalacak ve SK'dan gelen atışlarla oyuna veda etti ve hızlı bir şekilde 4 skora puanı köprünün olduğu noktada çekmeyi başardılar. Helal olsun. Eko hariç geride kalan bütün takım arkadaşları skor puanlarını çekti. Ani bir sürpriz oldu ama çok hızlı gerçekleştirdi. Esu kadrosunda da bu arada bir kargaşa var. Şöyle Fape'ye doğru geçerken ilk skor puanını çekti. Ani DL kadrosundan şu anda atışlar gelmeye başladı. Uzak noktalardan inanamıyorum şöyle hemen. Hızlı bir şekilde Arda'ya doğru bir geçelim. Sıfırlayan açık bir noktada yakalandı bu arada. SK'nın buradan çıkması biraz zor olacak gibi. Atışlarını sürdürüyor bu arada. Yatarak sıfırlayan var SK. SK'nın hücreye doğru paramparça oldular burada resmen. SK çok açıkta yakalandı. Bir oyuncuları Enes oyuna veda etti. Wonga şu anda kendini toparlarken Eko da bu arada tekrardan baygın bir halde yere yığılmış durumda. Ekip arkadaşı hızlı bir şekilde kaldırmaya çalışıyor ama Hues buradan Eko'yu kaldırıp çıkmaya çalışacaklar. Çok acele etmeleri lazım. Bütün araçlarını şu anda kaybettiler diyebiliriz. Şöyle Wonga'ya doğru bakalım. Wonga bu arada bir rotasyon fark etti ama rotasyona doğru atış sağlarken yine karşı bölgelerden gelen atışlar devam ediyor. SK'nın hücreye doğru Arda'ya doğru bir geçelim. Hedefini bulmak için bombasını çekti ama göndermeyecek. Riske girmeyecek. Nuk takımı şu anda rotasyonunu güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. SK orada gerçekten çok ama çok oyalandı. ANDL takımı şu an geriye doğru çekilecekler. Şöyle Saitama'ya doğru bir bakalım. Enes'e doğru atışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. SK da artık o bölgede kalmayacak ve Hues ilk rotasyonuna başladı. Şöyle bir geçelim. Bu ara çok fazla dayanır mı bilmiyorum ama 4 skor puanlarını iyi korumaları gerekiyor. Arka tekerlerini bu arada kaybettiler. Agresif Esports'a doğru şöyle bir geçmek istiyorum. 4 skor puanı çekip Esu takımını burada elediler. Wonga'ya doğru bir geçelim. Burası yine epey bir karışık gibi. Wonga şu anda aracı patlattı. Son noktadan geliyor atışlar. Wonga'nın bu bölgeden çıkması gerekiyor. Ve bir oyuncuyu yakalamayı başardı bu arada. Eko Falcon'u yere düşürmeyi başardı ve tekli atışlarla skor puanını hanesine çekti. Dördüncü skor puanı ya da kaptırdı. Hiç yazılmadı şu anda SK'nın skor puanı. Şöyle hemen TF'ye doğru bir bakalım. Yargıç geriye doğru çekilecek ve o köprüden gelecek rotasyonların tümünü tutacaktır. Şöyle FPI kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. FPI kadrosu burada bir rotasyon sağlıyorlar mı? Şu anlık bekliyorlar. Fury ekibi de artık rotasyonlarına başladı. Şöyle Ersin'e doğru bir geçmek istiyorum. Ersin ön taraftaki oyuncuları sanki fark etti ve biraz şüpheli gibi bakıyor o bölgeye doğru. Galiba geçmeyecekler. Ersin incelemeye devam ediyor. Ekip arkadaşlarına bir rotasyon yolu çizmeye çalışacak. X kadrosuna doğru baktığım zaman da sanki hiçbir şeyden haberdar değiller gibi geldi bana. Bu bölgede çok da bir fight olmayacak. Evet, Ersin geriye çevirdi şu anda takım arkadaşlarını. Evet, şöyle hemen KTV kadrosuna doğru bir geçelim. KTV kadrosunda bir rotasyon var. FMG kadrosunun olduğu bölgeye doğru ilerlerken son anda son noktaya doğru döndü ve aracına doğru da sıkbeler geldi. Son anda verilen doğru karar. Açıkçası Von Saga kendini kurtarmayı başardı. Sağ noktadan spreyler geliyor şu anda. Yine G4F kadrosundan. Ve bununla beraber ANDL kadrosu henüz rotasyon gerçekleştirmedi. O köprüden geçme konusunda zaten epey bir şüpheliler diyebiliriz. Bayağı bir sıkıntı yaşayacaklar. Yeni gelen kardeşlerim hepiniz ayrı ayrı tekrardan hoş geldiniz. Şöyle hemen Ersin'e doğru tekrardan bir geçelim.
Buradan bir oyuncuyu fark etti diye tahmin ediyorum. Karşı bölgeye doğru bakarken bir sipe gerçekleştirecek diye düşündüm. Ersin hiç acele etmiyor. Gayet soğukkanlı. Tamamıyla işini sağlam almaya çalışıyor. Haklı olarak bu arada hemen hızlı bir şekilde G4F'e doğru bir bakalım. Bu arada uzak bölgelerden Vipa'yı yakalamayı başardılar. Tekli atışta ama skor puanını çekmeyi başardı. Rippo aracı patlatarak bir oyuncunun skor puanını çekiyor. MRP kadrosu şu anda bir eksiğe düşmüş durumda. Gerçekten çok kötü yakalandı. Açıkta olabileceğini tahmin etmemiş açıkçası. Diğer noktalara doğru bakmadan bu arada baba ağır darbeler alıyor. Çok fazla açığa çıkmaması gerekiyor. Kaskının şu anda ikinci seviye kaskının %50'si kırık durumda. Ve oyuncular güvenli alanın dış kısmında bu kadar oyalanmaya devam ederlerse öyle gözüküyor ki güvenli alanın dış kısmında muazzam derecede çok kötü bir şekilde oyuna veda ederler diye tahmin ediyorum açıkçası. Şu anda yine kuzey kısmında süregelen bir mücadele olacak. Ben yine burada kalırsam çok daha mantıklı olacak. Acent hoş geldin. Aleyküm selam. Şu an ortalık sakinleşti. Bu arada Vera kadrosunda bir kargaşa söz konusu. Evet, Ras kadrosundan bir oyuncuyu çekti Apo oradan. Aybek oyuna veda eden isim oldu. Ve Vera kadrosu X-Score puanını hanesine eklemeyi başardı ve geriye doğru çekiliyorlar. Fight'e devam etmeyecekler. Şu anda Ras kadrosu da rotasyonunu sağlarken FBI kadrosu SK oyuncularından Bonga'yı yakaladı. Master Score puanını hanesine çekmeyi başardı. Tek tek avlanıyor şu anda SK. Çok açıklarda dolaşıyorlar. FBI sağlam bir noktada. Ve yine bir sipe gönderecektir Eko'ya doğru. Bu arada Eko'yu fark etti. Uzak bölgelerden tekli atışlar gitmeye başladı ama yine diğer noktalara geçsek çok daha mantıklı olacak. ANDL kadrosu köprünün olduğu bölgeden Gökhap'a doğru gelen atışlarla yerde kalan bir oyuncu var. Gökhap yerde kaldı daha doğrusu. Tabir biraz yanlıştı bu arada. Rotasyon çok tehlikeli bir rotasyon. Bu rotasyonu gerçekleştirebilecek mi Edessa? Arda bu arada bir oyuncuyu yakaladı ama biz yukarıya doğru bir bakabilsek. Şöyle hemen üst noktaya doğru bir bakalım. Gökhap halen daha baygın. Bu arada ekip arkadaşını kaldırmaya giderken ağır darbeler yemiş. Buradan şimdi bir kafa mı gelecek acaba? Bu çok tehlikeli olur açıkçası. Güvenli alanın iç kısmına doğru girmeleri onlar için çok daha mantıklı sonuçlar elde etmelerini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yargıç şu anda ön noktada. Evin alt tarafında kalmaya devam ederken şöyle kuzey kısmında yine bir atışlar başladı. Artık şöyle G4F'e doğru bir bakalım. Buradan skor puanlarını çekti mi? Rippo baygın ekip arkadaşlarını kaldırmayacaklar sanırım ama 3 skor puanı hanelerini eklemeyi başardılar. Diğer noktalara doğru da bakacağız. Fanny kadrosu da bir bölgede şu anda fight'in içerisine girmiş gibi gözüküyor. Fanny nerede? Fanny'yi bulamıyorum şu an. Fanny oradan skor puanını çekmiş. Adamlar yollarına devam ediyorlar. Ve şöyle tekrardan hızlı bir şekilde Sov kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Güvenli alanın dış kısmında kaldı ve rotasyonlarını gerçekleştirmeye devam ediyorlar. ANDL kadrosu sağ üst bölgede. Bu arada atışlar başladı artık. Süpeler çok açıkta yakaladılar rotasyonu. Bunu iyi değerlendirmeleri lazım. Bu araç patlarsa oyuna veda edecekler. Bir oyuncuyu yakaladı Adessa. Güzel bir süpeyi gönderdi ama henüz fight bitmiş durumda değil. Yargıç araçtan inerken Arda'nın atışlarıyla yerde kaldı ve Gökhap'ta çok ağır darbeler aldı açıkçası. Neredeyse yerde kalacaktır. Son anda kendini kabure çekti ama o araç kesinlikle patlayacaktır. Ve burada Gökhap çok fazla dayanamayacaktır. Çok fazla tutunamayacaktır. Şimdi rotasyonunu sağlarken yine araca doğru gelen ısrarcı atışlar var. Abu Zerde oyuna veda etti ama mükemmel bir atış Arda'dan geldi ve oradan 4 skor puanı daha hanelerine çekmeyi başardı. ANDL kadrosu mükemmel bir fight daha seyrettik ve şimdi hızlı bir şekilde Umut'a doğru bir geçeceğim ama Umut'un skor puanını çekti. Zagor gönderdi atışlarını. Ras kadrosu bir oyuncularını kaybetmişti. Karşılıklı olarak Rev kadrosuyla atışlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi hızlı bir şekilde güvenli alanın iç kısmına doğru bir rotasyon gerçekleştirecekler. Diğer noktalarda şu anlık sakin havalar söz konusu. Fanny kadrosu rotasyon konusunda çok ama çok yavaş. Haklı olarak güvenli alana girme konusunda sıkıntıya düşmemek için, daha güvenli rotasyon gerçekleştirmek için fazla acele etmiyor takımlar. Sen anlatırken sanki ligde ben varmış gibi heyecanlanıyorum. Teşekkür ederim Umut'um. Allah razı olsun güzel sözlerin için. Şöyle Rev kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Artık haritanın hemen hemen her bölgesi sakinleştiği gibi duruyor. Karşı bölgede bir takım var ama süperlerine bu arada başladılar. Kimi Rust fırtına yerde kalmış. Nerede hemen yakalayalım şöyle hızlı bir şekilde.
fırtına yerde kalan oyuncu olmuş bu bölgede ama çok rahat bir şekilde ekip arkadaşını kaldırmayı başaracak gibi gözüküyor. Şöyle Vera kadrosuna doğru hızlı bir şekilde bir çekelim. Buradan bir rotasyonu yakaladılar. Arka noktalardan da gelen atışlar vardı ama burada tek bir oyuncu kaldı geride. Rotasyonunu sağlamayı başaramadı. Şöyle hemen ekip arkadaşına doğru bir geçelim. Çok hızlı kayıp verdiler. Vera gerçekten pusuya yatmış, resmen bekliyordu. Güvenli alanın iç kısmına doğru girmeye çalışıyor şu anda Zed ve Arda Vera kadrosundan ve bu arada oyuncu baymaya devam ediyorlar. Kindara doğru Apo'dan giden atışlar var. Fırtına baygın şu anda. Apo buradan rotasyonunu ekip arkadaşıyla beraber gerçekleştirirken Kindar ekip arkadaşını artık kaldırır diye düşünüyorum ama açık bölgede olan oyuncular var. Emre Diren bir yerde kalan oyuncu oldu. Noyer'in göndermiş olduğu atışlardan kurtulmayı başaramadı. Çok açıktaydı. Çok ama çok açıktaydı. Kurtulmayı başaramadı. Lucas'tan da gelen atışlar var bu arada. Sağ noktadan Rev kadrosu atışlarına başladı ama bu bölge epey bir karışık. Çok hızlı oyuna veda ediş oldu. Gerçekten cover noktaya geçmeyi başaramadılar. Ve Neve Rev kadrosundan gelen atışlarla oyuna veda etti. Bu arada Rev kadrosu aynı hatayı yapacak mı? Lootları iyi olmadığından dolayı biraz sıkıntılı bir noktadalar. Şöyle Fury ekibine doğru da bir geçiş sağlayalım. Burada birebir mi mücadele içerisine girecek şu anda Fury ekibi. Son noktada FBI oyuncularından bir oyuncu var. Onu oradan çıkartmaları gerekiyor. Fury ekibi şu an kontrolü ilerlerken son noktada FBI kadrosu da güzel bir noktaya almışlar açıkçası. En azından her bölgeleri şu anda kapalı. Meşin bu arada aracıyla rotasyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor. Şöyle diğer noktaya doğru da bir geçelim. Burada birebir mücadele var. Kuvvet atışları sağladı ama farklı noktalardan Düce'yle doğru gelen atış daha var. Son anda sıyrıldı mermilerin arasından. Fanny kadrosundan gelen mükemmel atışlar ve ardından mükemmel de bir bomba geldi. Fanny kadrosundan helal olsun. Güzel bombalar var. Fury ekibi de artık fight'a başladı. Bir oyuncuyu yakalayan isim burada Arda oluyor. Meşin ön noktada şu anda açıyı yakalamaya çalışıyor. Ekip arkadaşlarını tabii ki de kaldıracak, inanamıyorum. Hadi ama lütfen ya. Hadi ama lütfen ya. Bunu yapmazsın ya. Oyunun en heyecanlı bölümünde insan oyundan atar mı ya? Kötü oldu. Uşaklar. Ama bakiz mizasınız çünkü benim yapabileceğim bir şey yok bu. Neydi? Sağlık olsun. Of ya bak kötü oldu bu. Bunu hiç atmayacağız. Hem de tam daralının ortasında oyun atar mı? Yazıklar olsun. Z'ye kurdu bana ya oyuncu. Ondan sev. Ama oyundan atıyordu ha. Sıkıntı o ya. İnşallah atmaz. Şimdi oyuna yetişmeye çalışmam lazım da ben şu an ne kadar acele edersem edeyim. Ya uca at da elim kafaya. Hadi oğlum. Hadi bilgisayar yaptın onu kardeşim. Sabukcuğur da. Sabukcuğur hadi. Hadi. Yaptın onu. Hadi. Çabuk çabuk toparlayacak o şimdi. Ben verdumu aoi. Etmada. Güvenli alanın dış kısmında kalan oyuncular var. Şöyle bir alana doğru da bir bakalım. Oyun henüz toparlayamıyor. Şöyle hemen Fury kadrosundan devam edeceğiz. Ersin Yüce'ye doğru Master'dan gelen atış daha vardı. Oyun bir türlü toparlamadı kendini. Güvenli alanın iç kısmındalar. Evet kesinlikle güvenli bir noktada olduğu için Ersin'i çok rahat bir şekilde kaldırabilir. FPL'den artık baskı gelmeye başladı. Alt bölgede Meşin var şu anda. Meşin bekliyor bu arada ama çok fazla bekledi. Şimdi birebir bir mücadele olacak. Güzel bir atış gönderdi ve buradan bir oyuncuyu elemeyi başardı. Meşin güzel bir ilerleyiş içerisinde en azından ekip arkadaşlarına zaman kazandırdı diyebiliriz Meşin için. Ve dışarıda da tabii ki de tehlike henüz bitmiş değil. Esports. Meşinden bir bomba denemesi. Hedefini bulmak için sabırsızlıkla bekleyen bombasını çıkarttı. Çok güzel düşündü ama orada Esports TT içeriye girdi. Meşin tekrardan gönderecek bombasını. Ama o bölgede artık herhangi bir oyuncu söz konusu değil. Fury ekibinden bir kayıp yok. FBI kadrosu bir oyuncularını kaybetmişler. Şöyle diğer noktaya doğru geçerken yine kasılmalar ve donmalar oluyor. Şöyle Rev kadrosuna doğru da bir geçiş sağlamak istiyorum. Rev kadrosu bu arada Fury oyuncularından Ersin Yekin bir oyuncuyu yakalamayı başardığını fark ettik. Hatta şu anda bir baskı olacak Fury ekibinde. Klaus kendini toparlamaya çalışıyor. Fury ekibi galiba buranın güvenliğini sağladı ve toplamda
3 skor puanı daha hanelerine çekmeyi başardılar. Mişin yerde kalan oyuncu oldu. Mişin'i kaldırmaları gerekiyor ve tekrardan oyuna geriye döndü. Peru kadrosu şu anda ön bölgelerini sisleyerek güvenli bir noktaya doğru çekilecekler ama agresif şu anda ön bölgelerinde. Tamamıyla bir sis yolu yapacaklar. Ersin ön noktaya doğru çıktı ama Ghost acaba fark etti mi Fury ekibini? Uygardan bir bomba denemesi olacağı gibi gözüküyor ama henüz elinden bombayı çıkarmadı. Bu arada Fanny ekibin üzerine doğru giden atışlar var. Şöyle tekrardan Uygur'a doğru bir geçiş sağlayalım. İki takımın arasında kalmışlar ama yine de güvenli bir noktada devam edecekler. Şöyle Rev kadrosuna doğru baktığım zaman da bu arada Fury ekibinden bir bomba denemesi geliyor gibi gözüküyor. Şöyle Fury ekibine doğru bir bakalım. Oyuncuların yerini fark ettiler ve Klaus'dan gelen bombalar var ama isabet getiren bombalar olmayacaklar. Fury ekibi şu an güvenli bir şekilde rotasyonlarını artık gerçekleştirdi. Meşil'e doğru tekrardan bir bakalım. Yine DBS'in eline çekmiş. Ön noktadaki Ayaksis'ini kasmıştır diye tahmin ediyorum açıkçası. Arda şu an iyi bir noktada ama sağ bölgeden atışlar gelmeye başladı. Arda spreylerini iyi göndermesi lazım. Ace kadrosundan kurtulmayı başarabilecekler mi? Mükemmel bir sprey Arda'dan geldi. İkinci oyuncuyu da yakalamayı başardı. Şimdi üçüncü oyuncuya da mükemmel bir sprey Arda'dan geldi ve Fury 2 6. skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardılar. Agresif şu anda iç tarafta kalmaya devam ederken bu arada Arda diş bölgeden skor puanı çekmeye çalışıyor. Güvenli alana girmeyi başardı. Son noktadan gelen agresif oyuncularından Ghost'tan mükemmel bir sprey daha ve Arda oyuna veda eden isim oldu Ersin Yekin. Uygur şu anda ön noktasında. Eğer ayağa kalkmış olsaydı büyük bir ihtimal spreylerle karşı karşıya kalmıştı. Şöyle Reinor'a doğru bir geçiş sağlayalım. Şu an yatarak ilerleyecekler. Bu arada Reinor'dan bir bomba denemesi gelecek. Fury ekibin üzerine doğru çıkarttı bombasını ama isabetli bir bomba kaydetmeyi başarabilecekler mi? İsabetli bir bomba kaydetmeyi başaramadı. Agresif şu anda içeride. Geride kalan 3 takım var. Mişin. Mişin'in canı bayağı bir düştü gibi. Şu an her iki takım da riske girmek istemiyor. Şöyle Uygur'a doğru bakarken son noktadan Reinor'dan gelen atışta vardı. Uygur'un üzerine doğru ama son anda sıyrılmayı başardı. Dexter'i yakalayan Fury Arda oldu. İkinci oyuncuyu tekrardan yakaladı. Arda gerçekten mükemmel bir ilerleyiş içerisinde. Fury ekibinin galibiyeti garantilendi gibi gözüküyor. Şöyle biraz daha geriye doğru çekilelim. Ghost içeride tek başına kaldı ve o bölgeden çıkması zor gibi gözüküyor. Mishin'den gelen atışta vardı ve ilk elde galibiyeti elde etmeyi başaran takım Fury ekibi oluyor ve gerçekten mükemmel bir Arda seyrettik. Helal olsun, tek başına Fury ekibine 6 skor puanı kazandırmayı başardı ve toplamda 9 skor puanıyla ilk maçta galibiyeti elde etmeyi başaran ekip Fury ekibi oldu. Buradan bolca selamlar gönderiyoruz Fury ekibine. Helal olsun, mükemmel bir maçtı ve mükemmel bir yönlendirmeydi. İkinci olan takım ise Agresif Esports oluyor. Toplamda 6 skor puanına sahipler. Buradan Agresif'e de bolca selamlar gönderiyoruz. Üçüncü olan takım ise Fanny oluyor. Toplamda 5 skor puanına sahipler. Yine Fanny kadrosuna da bolca selamlar gönderiyoruz. Dördüncü olan takım ise ANDL kadrosu oluyor. Arda'yı bu arada kutluyorum. Tek başına 5 skor puanı ekip arkadaşlarına kazandırdı ve 12 skor puanı sanıyorsam, şöyle bir bakalım, 11 skor puanıyla oyunu tamamladılar. Mükemmel bir skor puanı ANDL'ye yazılmış durumda. 5. olan takım ise Rev kadrosu oluyor. Toplamda 4 skor puanına sahipken Rev kadrosuna da buradan selamlarımızı gönderelim. S kadrosu Miran sayesinde 1 skor puanı çekmişler. Yine bolca selamlarımızı gönderelim. API kadrosu toplamda 2 skor puanı. FMC kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamışlar. Vera kadrosuna baktığımız zaman da toplamda 4 skor puanı. Nuke kadrosu skor puanı çekmeyi başaramayan takımlar arasında. Rust kadrosuna baktığımız zaman da 4 skor puanı. SK kadrosu toplamda 4 skor puanı. KTV kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış. Hemen J4F kadrosuna bakalım, toplamda 3 skor puanı. Şöyle Sov kadrosuna baktığımız zaman da yeni IYT sayesinde 2 skor puanı. MPR kadrosu ise skor puanı çekmeyi başaramamış. ESU kadrosu 1 skor puanı FAPE sayesinde ve son olarak HP kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamışlar. Buradan bütün takımların hepsine bolca selamlar gönderiyorum. Ellerine sağlık, mükemmel fightlar, gerçekten harika fightlardı. Helal olsun.
Şöyle hemen ikinci maçımıza girişimizi sağlayacağız. Bu arada bir arkadaş isteği gelmiş. Şöyle bir bakalım. Baba Pro. Kabul ettik. Baba Pro. Buradan bana istek gelmez diye tahmin ediyorum. Ben şöyle hemen hızlı bir şekilde ID Pass'a doğru bir geçeyim. Hemen geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir live score'u bir inceleriz. Bakarız live score'da neler olmuş, neler bitmiş. Evet, çok hızlı geldik arkadaşlar. Şöyle hemen ikinci maçımızı da aktif edelim hızlı bir şekilde. Takımlar yerlerini alırken ben şöyle bir skor tablosuna bir bakayım. Skor tablosunda neler olacak, neler bitecek. Şurada mıydı? Evet, burada paylaşıyorlardı diye biliyorum. Dünü paylaşmışlar. Bugün henüz gelmedi. Geldiği zaman paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Şöyle biraz sessiz kalmak istiyorum. Yoruldum çünkü çok bağırdık. Ondan dolayı hakkınızı helal edin. Canlarım benim, seviliyorsunuz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ha, buradan bir su içeyim ya. Oğlum hanedu? Bu neredu? Oy, geldim. Ha dur, live score'a bakmadık değil mi? Henüz live score gelmedi arkadaşlar. Onun için şu anlık sakin duruyorum. Dinlenmeye devam. Sonuna kadar chat'e yazanlar var mı? Şöyle bir bakalım. Kenzi'den selam olsun demiş buradan. Kenzi'ye bolca selamlar gönderiyoruz. FMG ne diyor? Bu win FMG'ye yazar. Miramar zevkli olur. Oo, Miramar çok açık olduğu için Miramar epey bir zevkli olur açıkçası. Şu an takımlar yerlerini alsa böyle Miramar maçını bekliyorum açıkçası. Heyecanla bekliyorum. Samo, ne oldu? Şu an dur, sesi kısayım gitmez.
Çok teşekkür ederim. Beşine benden bolca selam gönderin. Çok sağ olun. Ahmet'im hoş geldin bu arada. Tabii sohbeti kapatıp yayına beğeni atıyoruz değil mi? Yaptık onu beyler. Bu akşam yargı var. Bu akşam yakıyoruz ortalığı. Ben niye koşamıyorum? Ha pardon ben değilim ki. Şöyle bir geriye doğru bir çekilelim. Yakıyoruz ortalığı. Yıkıyoruz. Oğlum bak bu akşam çok heyecanlıyım var ya da ortalığı yakarım yemin edeyim sana. Evet, Miramar haritası dediğimiz zaman da aklımıza ne geliyor? Benim aklıma gelen şu, bir Miramar tarifi yapayım öncelikle. Miramar denildiği zaman yeri geldi düzlüklerde süregelen, yeri geldi küçük kasabalarda süregelen ve yeri geldi büyük şehirlerde süregelen savaşlar. Abu Zer Kömürcü sadakanızı takdir ediyor. Allah razı olsun. Abu Zer Kömürcü'ye buradan bolca selamlar. Çok büyük kimyagerdir kendisi. Şeyh Mus bu arada hoş geldin. Saygı duyarız her zaman kimyagerimize. Onun bir de resmi vardı şeyde ya. Büyük böyle bilim insanların arasındaydı. Ona bitmiştim ya valla. Şöyle MRP kadrosuna doğru tekrardan bir geçiş sağlayalım. Arkadaşlar ara ara çete bakıyorum. Tabii maç bittikten sonra ben hemen molaya geçiyorum. O arada biraz mola vereyim, sessiz kalayım diyorum. Şöyle hemen bir bakalım MRP kadrosuna. V7, Baba Pro, Lever ve Vipsa ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim ve bolca selamlarımızı gönderelim. Sol kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Yeni Ay, Yargıç, Abu Zer ve Gokarp ile beraber ilerleyecekler. Yine selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. ANDL kadrosuna baktığımız zaman da Frakes, Arda, Edessa ve Saitama ile beraber ilerleyecekler. Selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. X kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Lucas, Miran, Bao ve Akkurt ile beraber ilerleyecekler. Bu arada galiba Bao gelmemişti ilk maçta. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi kadroyu tamamlamışlar Miramar'da. Bu arada alan da direkt doğuya vermiş. Pardon batı kısmına verdi. Yani takımların rotasyonları muazzam derecede kötü olacak, sıkıntılı olacak. Şu anda bunu silenleri çalmaya başladı açıkçası. Şöyle Nuke doğru bir bakalım. Nuke kadrosunda Falcon, Umut, Stem ve C4 ile beraber yollarına devam edecekler. Selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. SK kadrosuna doğru geçtiğimiz zaman da Wonga, Enes, Huves ve Eko ile beraber ilerleyecekler. Yine selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. Ras kadrosuna baktığımız zaman da Kindar, Ayberk, Fırtına ve Zagor ile beraber ilerleyecekler. Selamlarımızı gönderelim ve başarılar dileyelim. Panik kadrosu da bu arada atlayışlarına başlamışlar çoktan. Şöyle hemen bir bakalım. Reinor, Rush Baba, pardon X-Crash Baba'ymış. Reinor ve Dexter ile beraber ilerleyecekler. İki tane Reinor var arkadaşlar yanlış okumadım. PMG kadrosuna doğru şöyle hemen bir bakalım. Gökay, Savo, Paradise ve Kenzi ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. Agresif Esports'a doğru baktığımız zaman da Ghost, Aygur, Çınar ve yine Çınar'la beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim. KTV kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Toxi, Rizin, Hernix ve Von Saga ile beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim. Puan tablosunu açacağım ama puan tablosunu paylaşmamışlar ki. Şu an paylaşmamışlar. Ben bakıyorum ama başka yerden paylaşıyorlar acaba? Live score gelmedi henüz. Dur bakayım. Yok gelmedi ki. Şu an açık duruyor orada. Ben bakıyorum. Dününkünü paylaşmışlar da. Bugünkünü paylaşmamışlar. Mira. Yok. Yok arkadaşlar paylaşmadılar. Şeyde paylaşmazlar değil mi? Ha, yok orada da paylaşma. ID Pass'ta paylaşmıyorlar zaten. Yok gelmedi arkadaşlar daha gelmedi. Geldiği zaman paylaşırız ama şimdi bu saatten sonra da biraz da geç oldu sanki ya. Selam, hayırlı yayınlar. Truva Gaming lideri olarak Truva Gaming. Buradan bolca selamlar gönderiyoruz Truva Gaming'e. Hoş geldin çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Uğradığınız için sohbeti kapatıp yayına beğeni atmayı unutmuyoruz tabii ki de. Onu hemen oraya hemen sıkıştırmam lazım. Sıkıştırmazsam bir yerim çatlar. Bu arada tekrardan hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle agresife doğru bir bakalım. Ha, agresif okumuştuk değil mi arkadaşlar? KTV'yi okumuştuk. X'e bakmıştık. MRP'ye zaten ilk başta bakıyorduk. API kadrosuna doğru tekrardan bir geçelim. Duvar, Master,
B7 DLL ve Esports TT ile beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim. ESU kadrosuna doğru baktığımız zaman da Fape, Şehit, Aji ve Şalo ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. Şöyle biraz daha aşağıya doğru bir çöküş yapalım. Sol kadrosuna doğru baktığımız zaman da Yeni Ay, Yargıç, Abuzer ve Gökalp ile beraber yollarına devam edecekler. Nuke kadrosunda şöyle bir bakalım. Falcon, Umut, Stem ve C4 ile beraber ilerleyecekler. Kadrolar tek tek sayıyoruz. Bakalım hangi oyuncular var. Şöyle HP kadrosuna doğru baktığımız zaman da Shenzi, Libra, Phoenix ve Geto ile beraber, Çeto büyük bir ihtimal diye okunuyor. Çeto ile beraber yollarına devam edecekler. Uğramadığımız takım yok diye düşünüyorum. Panik kadrosunda uğradık mı? Reinor, Baba, Reinor, Dexter yok. Uğramışız. Rev kadrosunda uğramadık galiba. Evet. Emir Reed, Descartes, Y, Fanny ve Noer. Biraz kolay isim koyun da rahat rahat okuyayım onu da. Valla okurken var ya da canım çıkıyor yemin ediyorum. Özellikle bazı isimleri. Aleyküm selam Ahmet Kamil, hoş geldin. Aleyküm selam. Şöyle Fury kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Ersin Yekin, Klaus, Mission ve Arda ile beraber yollarına devam edecek Fury ekibi. Dün çok bir odaklanamamışlardı Fury ekibi. Ama bugün muazzam derecede odaklı bir şekilde bir Fury ekibi seyrettik. İlk elde 9 skor puanı çekerek birinciliği elde etmeyi başardılar. Dün Fani ekibi iyiydi. Şöyle bir Result'a bakmıştım da. Result'ta Fani ekibi iyi gözüküyordu. Şöyle Rust kadrosuna doğru bir bakalım. Evet, alan artık daralmaya başladığından dolayı fight'lar da başlayacak. Çatışma mazluk süresi artık bitti. API kadrosunda bir rotasyon var şu anda. API Duvar Master. Ha, burayı okumuştuk zaten. Evet, ekip arkadaşlarıyla okumuştuk. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Haritayı özellikle açık tutuyorum ki hani herhangi bir bölgede bir rotasyon olursa o rotasyonu hemen yakalayalım. Dününkini mi? Dur, dününkini açayım. Bak, dününkü bu. Şöyle biraz kısa tutacağım. Ondan sonra tekrardan maç aktif etmem lazım. Yani geri sarıp oradan bakarsınız. Dünkü oydu. Şöyle hemen Kenzie'ye doğru bir geçiş sağlayalım. Kenzie ekip arkadaşlarıyla beraber bir araca binmişler. Bu çok tehlikeli açıkçası. Yani araç patlarsa tamamıyla takım oyuna veda eder. Gerçi çok da bir araç bulamadı. Şu üst tarafta kim var? Aa, Reiner oyundan düşmüş. Hadi. Fani ekibi şu anda 3 kişi. Reiner oyundan düşmüş. Sabit bir şekilde duruyor. PMG kadrosu onu görürse orada çok bedava bir kill skoru çekebilir. Bu arada da evet fark etti. Kenzie fark etti. Ama atış gerçekleştirmeyecek mi? Gerçekleştirecek büyük bir ihtimal. Şöyle bir bakayım. Birazdan oyuna veda eder ve X skor puanını da PMG kadrosu hanesine çeker. Çatışmamazlık süresi bittiğinden dolayı artık atışını gerçekleştirmesi gerekiyor ama galiba işini biraz daha garantiye almak istiyor. Ya da kurallardan benim haberim yok. Tam bak, headshot ayarlıyor. Ha böyle var ya da. Direkt yani, direkt. Neyse, bir bedava skor puanı çekti. Oo, SK'da bir rotasyon var ve bu rotasyon biraz tehlike kokan bir rotasyon gibi geldi. Vera ekibinden Jaguar bu arada tek başına kaldı ama yine de kesinlikle savaşacak. SK'ya bir sürpriz gerçekleştirebilir ve bedavaya bir iki tane skor puan hanesine çekebilir. Bu arada Zed yerde kaldı. Vera ekibinden gelen atışlar vardı ve hızlı bir şekilde Vera ekibi X kopa pardon Vera ekibi oyuna veda etti. Pardon, özür dilerim. API kadrosunun atışları vardı. Esports TT'den gelen atışlar vardı ve oyuna veda etti de bu arada kendilerini sağlama alırken ben şöyle API kadrosundan biraz geriden izleyeceğim. Burası artık güvenli. Bu arada FMG kadrosu da bir skor puan hanelerini ekleyecekler. Reinor zaten orada sabit kalmıştı. Bu arada Jaguar yerini sanıyorsam belli etti ve artık burada kalpler daha da hızlı atmaya başlayacak. Son noktadan Enes elinde pompalı ile ilerleyecek bu arada. Enes'ten isabetli bir atış. Sağ noktadan da atış daha gelebilir. İki kişiye karşı gelecek. İkisini de yakalamayı başardı Jaguar. Helal olsun. Vera ekibinden Jaguar SK'ya ağır bir darbe indirdi. Tek başına 2 skor puanı hanesine çekmeyi başarıyor. Bu arada bir bomba denemesi gönderecek Vonga'nın üzerine doğru. İsabetli bir bomba gönderirse ağır bir darbe indirmeyi başarabilir. Sağ noktaya dikkat etmesi lazım ve Vonga'dan gelen atışlarla
Jaguar oyuna veda eden isim olduğu ve Ray ekibi gerçekten ekip arkadaşlarına destek sağlama konusunda saniyelerle geç kaldı diyebiliriz. Gerçekten çok kötü bir kayıp ama SK için tabii ki de bu iyi bir şey. Son anda kendilerini kurtardılar. 2-2-1 mücadele olacak. Wes'in yerinden haberdar. Wonga'nın yerinde biliyor zaten. Burada Vera ekibi şu an artı durumunda diyebiliriz. Çünkü üst bir bölgeden atışlarını göndereceğinden dolayı çok da fazla bir sıkıntı yaşamayacaklardır diye tahmin ediyorum ama tabii ki de spray atacak oyuncuların iyi oluşuna bağlı. Wonga ve Wes alt bölgeden sağlam bir spray gönderirse Vera kadrosundan bir oyuncuyu daha baymayı başarabilir. Oyuna veda da ettirebilir açıkçası Vera kadrosunu. Şöyle diğer noktalara doğru da bir bakalım. MRP kadrosu, evet, FMG kadrosuyla bir mücadeleye girmiş durumdalar. Burası epey bir çekişmeli geçer diye düşünüyorum. Vipsa'dan bir Molotov denemesi gelecek. Bu arada Gökay yerde kaldı. Laver'dan bir bomba denemesi geldi ama isabet geçirmeyi başaramadı. Vipsa dikkat etmesi lazım. Laver'a doğru bir bakalım. Laver Kenzie'den gelen atışlarla yerde kaldı şu anda. Çok basit ama Savo'dan ağır bir hata. Vipsa affetmedi bu hatayı. 2-2 bir baygın var şu anda sanıyorsam. Hatta bir oyuncuları oyuna veda etti FMG kadrosundan. Vipsa'dan bir bomba denemesi gelecek. Artık MRP kadrosu rotasyonunu gerçekleştirmeye başardı. Bu arada iki oyuncu yerde kaldı. Gökay da yerde kalmış. Kenzie burada tek başına kaldı. Burada tek başına mücadelesini verecek. Birebir bir mücadele. Kenzie isabet alan ilk oyuncu oldu ama bir oyuncu yakaladı. Sağ noktaya dikkat etmesi lazım ve Baba Pro'dan gelen atışlardan sıyrılmayı başaramadı. MRP kadrosu hiçbir oyuncularını kaybetmeden 4 skor puanı hanelerine eklerken FMG kadrosu 17. olarak oyunu tamamladılar. Bu arada Esu ve Rev kadrosu ile bir mücadele olacak gibi gözüküyor. Şöyle hemen bir bakalım. Şehit'ten gelen atışlar var bu arada. Şehit'e şimdi isabetli atışlar gitmeye başladı. Bu arada Noer'in mükemmel spreyleri var. Net bir şekilde görebildik. O aracı oradan çıkartması lazım Noer. Ama aracı çıkartırken sanki kendisi böyle bir ahiret yolu gözüktü gibi geldi ama yine de Noer o bölgeden kurtulmayı başarıyor. Aracı kurtaramayacaklar. Kesinlikle izin vermeyecekler. Esu kadrosu ki hatta aracı da çekmeyi başardı şu anda. Esu kadrosunu daha önceden biliyordum. Esu kadrosu çok sağlam bir kadro. Bakalım Rev kadrosu karşısında nasıl tutunacak. Aji bu arada isabet aldı. Aji'nin dikkatli olması lazım. Shallow'dan bir sürpriz gelecek gibi gözüküyor. Son noktadan bir sis atacak sanki. Descartes evet fark etmiş Shallow'yu. Ve şu an bulunduğu konumu tekrardan değişmesi gerekecek. Şöyle hemen Hues'e doğru tekrardan bir geçmek istedim. Fury ekibinin rotasyonu devam ediyor. Burada biraz kalırsam burada güvende gibi gözüküyorlar. Burada çok da bir fight olacağını düşünmüyorum. MRP kadrosu şu an biraz dikkati dağınık gibi. Yatarak bir sifre FBI kadrosunun üzerine doğru Master'ı yakalamayı başardı. B7 ayakta kaldı ama yine de isabet aldı mı? İsabet almadı henüz. Araca doğru gidecek isabetli atışlar olacaktır şu an ama güvenli bir noktada olduğu için burada çok da bir problem yaşamayacaktır. API kadrosu bu arada ekip arkadaşlarını korumak için şu anda SK'ya doğru atışlarını sürdürüyor ama Baba Pro tabii ki de izin vermiyor. Esports TT isabet aldı. Yerde kalmadığı için şanslı diyebiliriz. Gerçi yerde kalsa da skor puanını çekmeyi başaramazlardı. API kadrosunda toplamda 3 skor puanı var. Son noktada bu arada API kadrosu ikiye bölünmüş durumda. Artık bir araya toplanmaları gerekiyor açıkçası. Başlarına bela alabilirler. Yüksek tepeleri almaya çalışıyor API. Buradan birçok noktaya hakim olmaya çalışacak ve rotasyonları kesmeye çalışacaklar. Bu arada uzak noktalardan yine isabetli atışlar devam ediyor. Baba Pro'nun galiba şöyle diyeyim. Baba Pro muazzam derecede isabet oranı yüksek bir oyuncuymuş. Ben yeni tanıdım açıkçası arkadaşımızı. Vallahi helal olsun. Bu arada son noktadan sisin içerisine doğru artık spreyler gelmeye başlayacak. MRP kadrosu buradan çok tehlikeli bir rotasyon gerçekleştirecek ama Esports TT yüksekten düşerek bacaklarını kırmış. Ana haber bültenlerine hoş geldiniz. Oğlum yüksekten düştü adam ya. Oradan aşağı inemedi demek ki. API bu arada Lever'ı yakalamayı başardı. Şöyle V7'ye doğru bakacağım ama
MR kadrosu galiba oyuna veda ediyor. Lever oyuna veda edecekti diye düşündüm ama son anda cover'a geçmeyi başardılar. Yüksek bölgede FPL kadrosu millete bela olmaya devam ediyor açıkçası. Vispa bu arada Huesi yakalamayı başaran isim oldu. Bu arada ön noktasından bir rotasyon var şu anda. Sports TT tekrardan oyuna geriye doğru dönerken yine isabetli atışlar FPL'den devam ediyor. İzin vermiyorlar. Master'dan isabetli atışlar var. Lever bu arada tamamıyla yeleğini kaybetmiş durumda. İkinci seviye kaskının da. Zaten dününkünü gösterdim. Dününkünü gösterdim biliyorum Umut'um. Yenisi gelmedi ya, ondan sebep mecburen dününkünü gösterdim. Yeni gelmedi henüz ama şu anda gösteremem açıkçası maçın içerisinde olduğumuzdan dolayı. Bu arada Lever oyuna veda etti. Saitama'nın atışlarıyla. Bu arada pardon. Oo, farklı bir noktada geçiyormuş. Şive, benim şivemden bahsettim. Tamam, anladım. Live dediğini anladım. Bu arada şöyle yeni aya doğru bir geçelim. Bu arada Fear oyuncularından Ersin Yekin yerde kaldı. Bu arada birebir bir mücadele var. Yeni ayla süre gelen karşılıklı olarak atışlar devam edecek. Ve Arda'dan gelen atışlarla oyuna veda ederken Saitama tek başına 3 skor puanı çekmiş ekip arkadaşlarına. Şöyle Esu kadrosuna doğru da bir geçelim. Buralarda epey bir sıkıntı geçecek gibi gözüküyor. Agresif şu anda ön noktalarında ve şimdi hızlı bir şekilde karşılıklı olarak bomba gönderecekler. Çınar bombasını çekerken son noktadan KTV kadrosunun atışları var. SKS atışları da gelmeye başladı artık Shallow'dan. Agresif o bölgede kalacak mı? Tam olarak bilmiyorum ama galiba burada biraz konaklayacaklar gibi gözüküyor. Araçlarını sağlam almaya çalışıyorlar. Şöyle hemen Ghost'a doğru bir bakalım. Oyuncuyu fark etti. Spreylerini gönderdi ama sonuç getirmeyi başaramadı. Şöyle Klaus'a doğru bir bakalım. Klaus rotasyonunu sağlıyor. Bu arada Falcon'dan gelen atış daha var. Klaus'un üzerine doğru çok isabet aldı ve araçları da iyi durumda değil. Fury ekibinin ve araçları patlayarak Klaus ve Ersin Yekin yerde kaldı. Nuke kadrosundan gelen atış daha vardı ama Arda da güzel kurtardı ekip arkadaşını diyecektim ama bir oyuncuyu oradan baymayı başardı. Yeterli olmadı. Fear oyuncularından Klaus ve Ersin Yekin oyuna veda eden isim oluyor. Meshin ve Arda burada iki kişi olarak Fury ekibini skor puanı çekmeye çalışacaklar. Ya da sıralama puanı kasmaya çalışacaklar diyelim. Bu arada Esu AP agresiften gelen atışlarla yerde kaldı. Burada birebir bir mücadele olacak. Esi kadrosunda şu anda iki kişi yerde kalmış. Agresif şu anda baskıyı artırmaya devam ediyor. Buradan bir skor puanı çektiler hanesine. Molotov göndermeye devam edecekler. Aşı buradayken Şade bu arada açıktan spreylerini göndermeye başladı. Yine yeterli olmadı. Bu arada bir oyuncuyu daha yakalamayı başardılar. Aşı içeride tek başına kaldı ve Çınar ve bununla beraber kim? Yine Çınar'ın atışlarıyla mükemmel bir skor puanı çekmeyi başardılar. Çınar gerçekten ağır bir darbe indirmiş. Esu kadrosuna ve agresif esports toplamda 4 skor puanı hanelerine eklemeyi başardılar. Bu arada uzak bölgelerden KTV kadrosundan gelen atışlarla esports TT yerde kaldı ve cover'a geçmeyi başaramadı. Ve oyuna veda eden isim oluyor. Bir oyuncularını kaybettiler. KTV kadrosundan gelen atışlarla Vons Aga gönderdi sanıyorsam atışlarını. Bu arada bir bölgede Rev kadrosu da baygın yapmaya başladı. Bu arada SK Vonga'ya doğru bir bakalım. Vonga burada tek başına kalmış ve başı epey bir belada. Bütün ekip arkadaşlarını kaybetmişler. Fury ekibi şu anda güvenli alanın diş kısmındalar. Şöyle EP kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Şu anlık herhangi bir skor puanı hanelerine çekmeyi başaramadıklarını görüyorum. Libra'ya doğru baktığım zaman da Libra yatarak bir spray gönderecek. Sisin olduğu bölgeye doğru ama daha önceden farklı noktalardan Fanny kadrosundan gelen atışlar var. Agresifi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Bu arada Çınar isabet alıyor Libra'nın atışlarından. Şöyle Reinor'a doğru bir bakalım. Reinor spreylerini gönderirken Libra birazcık bundan gıdıklandı diyebiliriz. Agresif 4 skor puanı ve şu anlık herhangi bir kayba uğramış durumda değiller. Şöyle MRP kadrosuna doğru bir... Allah Allah, 2 etti. Ya bu niye bu kadar atıyor? Gene attı. Niye attı? Bir de 90 FPS'e düşüreyim. Belki aşırı derecede böyle bir yoğunluk olduğundan dolayı olabilir mi? Bir deneyelim 90 FPS'te.
Geliyoruz, geliyoruz. Bekleyin uşaklar, geliyoruz. Tekrardan gir maça. Maça girdiğim zaman hemen 90 FPS'e düşüreceğim. Şey yapacağım, çekeceğim. 90 FPS'e çekersen belki düzelir. Şuradan ayarlara gir. Grafikte. Şuradan şöyle yap. Belki düzelir. En azından atmaz da. Bu arada MRP kadrosu ağır bir darbe almış. 5 skor puanına ulaşmayı başarmışlar ama ekip arkadaşlarının 3'ünü kaybetmiş. V7 burada tek başına ilerleyecek. Bu arada agresif Ghost'tan gelen atış daha var. Saitama yerde kalan oyuncu oldu. 5 skor puanına agresif ulaşmayı başarmışlar. Ve güvenli alanın şu anda iç kısmında olmanın lüksünü en iyi şekilde yaşayacak. Şöyle Dexter'a doğru bir bakalım. Dexter bir oyuncuyu yakaladı. V4V yerde kalan oyuncu oldu. Bu arada Aykut'a doğru da şimdi atışlarını gönderecek uzak noktalardan isabet getirmeyi başaramadı. Bu arada Dexter güvenli alanın dış kısmında olduğunu unutmaması lazım. Şu anda X-Crash Baba yerde kalmıştı ve ekip arkadaşı Rhino tekrardan oyuna geri döndürdü. Aykut'tan gelen atışta var Dexter'ın üzerine doğru. Aracın tekerleklerini kaybetti sanıyorsam şu anda hızlanmayı başaramıyor. Sağ noktadan da gelen atışta vardı ve Uygur'u yakalamayı başardı sanıyorsam. Ya da Akkurt, evet Akkurt'un atışlarıyla yerde kaldı. Bu arada Vonga skor puanı hanesine çekmeyi başarıyor sanıyorsam. İkinci skor puanı SK'nın hanesine yazıldı. Şöyle hemen Fanny kadrosuna doğru bir bakalım. İki kişi kalmışlar ve güvenli ağların iç kısmındalar. Diğer noktalarda hemen üst noktada X kadrosu var. Bu arada baba bayağı bir isabet aldı. Dikkatli olması lazım. Miran'a doğru giden atışlar da olacaktır Reynor'dan. Magan da yerde kalan oyuncu oldu bu arada. Skor puanını çekti. Reynor'a doğru Lucas'tan giden güzel bir sprey. Agresiften de yerde kalan oyuncular var şu anda. Panik kadrosu burada toparlanmaya çalışacak. Lucas da ağır darbeler alıyor. Dikkatli olması lazım. Güzel bir bomba göndermesi lazım. Aslında elinde iki tane bombası var. Lucas güzel bir bomba göndermeyi başarabilirse buradan skor puanının hanesini çekmeyi başarabilir ama yine ısrarcı bir şekilde araçları çekmeye çalışıyor. Elindeki bombayı Lucas'tan mükemmel bir sprey daha. Headshot atışı. Kendisi de darbe aldı belki ama rakibi düşürmeyi başardı. Orada çok fazla tutunamayacaktır. Güvenli alanın dış kısmında kaldı ve toplamda 30 saniye sonra oyun alanı daralmaya başlayacak. Şöyle Aykut'a doğru bir bakalım. Aykut bir bomba gönderdi. Hedefini bulmak için sabırsızlıkla bekliyordu bomba. İsabet getirdi ama sonuç getirmedi. Panik kadrosu halen daha yaşamını sürdürürken bu arada X-Crash Baba Miran'ı yakalamayı başaran atışlarını sağladı. Orada çok fazla güvende hissetti kendini ama X-Crash Baba affetmedi. Bu arada Shenzi Çınar'ı yakalamayı başardı ve Çınar'ın skor puanını hızlı bir şekilde Toxic'i çekti. KTV kadrosu bir skor puanı da hanesine eklemeyi başardı. Agresif çok fazla açığa çıkmaması gerekiyor. Şu anda her bölgede oyuncular var. Tam 10 takım var şu daralacık alanın içerisinde. Bu arada sprayleri mükemmeldi. Bir oyuncu da Akkurt'un atışlarıyla iki oyuncuyu baymayı başardı ama V7 affetmedi bu hatayı. Açıkta kalmanın bedeli biraz ağır oldu. V7 bu arada duvarı da görmeyi başardı. İlk önce baygını çekmeye çalışıyor. Yine sprayleri göndermeye devam etmesi lazım. Duvarı da yakalamayı başardı ve MRP kadrosuna 8. skor puanını katmayı başarıyor. Mükemmel bir ilerleyiş şu anda. V7'de helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum ve bolca selamlarımı gönderiyorum. MRP kadrosundan V7'ye. Bu arada Çınar sürekli bomba yiyor şu an Çınar. Sol üst noktada da rakip oyuncuları var. Bu arada duvar oyuna veda etti. Ghost'a baygın şu anda. Üst noktada ağır darbeler var şu anda. Nuke kadrosundan gelen atışta var sanıyorsam. Güzel bir bomba daha geldi. Bir oyuncu şu anda baygın. Noyer kendini toparlayıp ekip arkadaşını kaldıracak. Rev kadrosu biraz dağıldı gibi. Bu arada V7 acaba affedecek mi bu bölgeden? Herhangi bir açı görürse hızlı bir şekilde skor puanı çekmeye çalışacak.
Tek başına olmasına karşılık takımlara epey bir bela oldu diyebiliriz. Sohbeti kapatıp yayına bir beğeni atmayı unutmayın. Canlarım benim, elleriniz net görmesin tekrardan hatırlatmasını yapalım. Bu arada Neuer'den bir bomba denemesi daha. Hedefini bulmak için sabırsızlıkla ilerledi o bomba ama sonuç gelmedi. Fani'den mükemmel bir sıkpey ve V7'de oyunu böylelikle tamamladı. MRP 5. olarak oyunu tamamlıyorlar. Nuk kadrosu şu anda yine ısrarcı bir şekilde yaşamaya devam ederken Phoenix bu arada Emir'i yakalamayı başardı. Dikkatli olması lazım orada. Stempia'da kaldı. Descartes'in göndermiş olduğu atışlardan kurtulmayı başaramadı ve aracın patlamasıyla New kadrosu oyunu 3. olarak tamamladı şöyle. Fani'nin atışlarıyla birebir bir mücadele olacak. Fani çok iyi yakaladı şu an. İkinci oyuncuya da atışlarını sağlayacaktır. Güzel bir bomba gönderdi Çeto. Harika bir bombaydı. Rhino çok açığa çıkıyor. Çok tepeye çıkarsa oyuna veda edebilir. 3 tane daha oyuncu var. DBS atışını gönderdi ama olmadı. İsabetli atışlar gelmeye başladı. Bir oyuncuyu daha yakalamaya başardı. Rhinol ikinciyi de yakaladı. Son bir oyuncu kaldı ama henüz pes etmiş durumda değil. Bir oyuncu daha yerde kaldı. Çok çekişmeli. Libra burada ekip arkadaşlarına birinciliği getirebilecek mi? Ve mükemmel bir atışlar Libra'dan geldi ve ekip arkadaşlarına birinciliği getirmeyi başardı. Helal olsun. Libra'ya bolca selamlar gönderiyorum. HP kadrosu ikinci maçta birinciliği elde etmeyi başaran takım oldu. HP kadrosunu tebrik ederim. Buradan bolca selamlar gönderiyorum. Ve Libra'yı ayrıyetten kutluyorum. Tek başına 5 skor puanı takım arkadaşlarına kazandırdı ve gerçekten Rev kadrosu ve HP kadrosu arasında mükemmel bir mücadele oldu. Son alanda her iki takımı da kutluyorum ve bolca selamlar gönderiyorum. Toplamda 8 skor puanıyla HP kadrosu birinci olarak tamamladılar. İkinci olan takım ise Rev kadrosu oluyor. Descartes'i kutluyorum. Tek başına 6 skor puanı kazandırdı ekip arkadaşlarına ve 13 skor puanı Rev kadrosunun hanesine yazıldı. İkinci maçta ikinci olarak tamamladılar. Üçüncü olan takım ise Nuke kadrosu oluyor. Toplamda 4 skor puanına sahipler. Dördüncü olan takım ise Agresif ve Sports oluyor. Toplamda 7 skor puanına sahipler. Beşinci olan takım ise MRP kadrosu oluyor. Toplamda 8 skor puanına sahipler. Altıncı olan takım API kadrosu toplamda 8 skor puanına sahipler. RAS kadrosu 3 skor puanı. Bani kadrosu 2 skor puanı, KTV kadrosu 3 skor puanı, X kadrosu Lucas sayesinde 3 skor puanı, SK kadrosu 2 skor puanı Wonga sayesinde, ANDL kadrosu toplamda 5 skor puanı, Fury ekibi skor puanı çekmeyi başaramamış, ESU kadrosu yine skor puanı çekmeyen takımlar arasında, yine Soul kadrosu da aynı şekilde, J4F kadrosu da skor puanı çekmeyi başaramamış, PMG kadrosu 1 skor puanı Gökhan sayesinde ve Vera kadrosu 2 skor puanı Jaguar sayesinde hanelerine çekmeyi başarmışlar. Buradan bütün takımlara tekrardan bolca selamlar gönderiyorum. Ellerine sağlık gerçekten. Mükemmel mücadeleler seyrediyoruz. Harika mücadeleler. Fevkalade açıkçası çok ama çok hoşuma gitti. Mükemmeldi. Beklediğim heyecanı göremedim Miramar'da. Olsun. Yo, son alan çok iyiydi Umut ya, öyle deme valla. Son alan çok iyiydi, hatta iki kadro HP ve Rev kadrosu arasında süre gelen mücadele var ya, valla kaymaktı diyebiliriz yani. Bu arada ilk result geldi, ilk live score gelmiş. İlk maçın live score'u gelmiş. Şöyle bir odaya çökelim de onu da bir göstereyim size arkadaşlar. İlk maçın live score'unu hızlı bir şekilde gösterelim. Kopyala ve değiştir. Aynen. Değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar bu göstereceğim. Tekrardan söyleyeyim. İlk live score. Score nereden çıktı? Birinci maçın live score. Aynen. Sıfırlamışlar. Sıfırlamayacağız demişlerdi ama sıfırlamışlar. Bugün baştan sarmış. Bu ilk maçın live score'u. İlk maçta Fury ekibi birinciliği elde etmişti ve toplamda 24 puana sahipler ve bir tane chicken dinnerları var. İkinci olan takım ise Anadolu Team toplamda 20 puana sahipler. Üçüncü olan Agresif toplamda 18 puana sahipler. Dördüncü olan takım ise Funny Team toplamda 15 skor puana sahipler. Beşinci olan takım ise Solus Knife toplamda 7 skor puana sahipler. Bakın bu arada bir puan uçurumu var bir anda.
6. olan takım XS Sports 5 skor puanda sahipler. 7. olan takım ise Rust Gaming oluyor. Toplamda 5 skor puanda sahipler. 8. olan takım ise Vera Team. Toplamda 5 skor puanda sahipler. Ve 9. olan takım ise FBI Sports oluyor. Toplamda 4 skor puana sahipler. Şöyle biraz açık kalsın. Ben o arada diğer live skora da bir bakayım. Belki hemen hızlı bir şekilde gönderirlerse tekrardan ikinci maçın live skorunu gösteririm size. Elimden geldiğince en hızlı şekilde live skoru göstermeye çalıştım. İlk maçta çok bekledik. Sıfırlamayacağız demişlerdi ama sıfırlamışlar. Baştan saracak. Böyle devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Vallahi bütün takımların ellerine sağlık. Bunu ayrıyetten tekrardan söyleyeyim. Sunucunun içerisinde şu anda kayboldum. Ben yerimi bulana kadar siz sohbeti kapatıp yayına beğen atmayı unutmayın. Hemen onu araya... Ben onu araya sıkıştırmasam olmaz arkadaşlar. Olmaz. Bir yayıncı için beğeni çok önemli. Ne kadar çok beğeni alırsak o kadar çok izleniyoruz. Biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar varsa da böyle bir açıklama yapayım. En azından. Bu ilk maçın live skoru tekrardan söyleyeyim. İkinci maçın live skoru geldiği anda... Şey yapacağım ama maç başlar da gelirse o arada eğer zamanımız varsa o ikinciyi ben şey yaparım. Gösteririm. O arada göstermeye çalışırım live skoru. Şimdi üçüncü maçımıza gireceğiz artık. Şurayı da bir 3 yapalım. Hocam Miramar hep öyledir. Son alan hep heyecanlı olur. Diline sağlık. Çok teşekkür ederim. Umutum benim. Çok sağ ol. Şöyle de açalım buraya artık. Şunu da bir değiştireyim de sonra unutuyorum. Üçüncü maç olarak ayarlayalım. Biraz sessiz kalayım da arkadaşlar. Azıcık dinleneyim ya. Kusura bakmayın. Bu arada Erencil maçı başlıyor birazdan. Ne oldu gene? Niye? Niye oldu? Yok ulan. Ne dedim? Canım. Valla. He, bizi de attı oyun dedi. Sadece win alanlar ödül alacakları için dün win alanları winleri sayılacak. Dünkü puanlar sıfırlanınca yanlış anlaşılmış. Anlamışsın. He tamam pardon. Pardon unuttum. Tamam şimdi daha doğru anladım. Tamamdır sıkıntı yok. Dur sesimi bir kısayım da buradan.
şöyle MRP kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım tekrardan. MRP kadrosunda şu anda herhangi bir değişiklik yok ama yine de V7, Baba Pro, Vipsa ve Lever'la beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim. O arada dedikodu yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle hemen V7, pardon oraya geçmiştik değil mi? Pardon. Aleyküm selam Ahmet Pamuk, hoş geldin canım benim. Sohbeti kapatıp yayına beğeni atmayı unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Unutanı hain ilan edeceğiz. Şöyle Zagor'a doğru bir bakalım. Zagor bu arada sabit bir şekilde bekliyor ama oyundan düşmediğini görebiliyorum. Ekip arkadaşları Kindar, Ayberk, Fırtına ve Zagor'la beraber ilerleyecekler. Şöyle Funny kadrosuna doğru bir geçelim. X-Crash, Reynor ve Dexter'la beraber. Bu arada Funny kadrosu bir kişi eksik, yollarına devam edecek. Onlar için gerçekten çok kötü olacaktır. Hemen yanlarından ışık hızıyla geçen bir Rust kadrosu vardı. Rust kadrosunu zaten söylemiştik. Şöyle Doxy'ye doğru bir bakalım hemen. KTV kadrosuna doğru bir bakalım. Toxy, Hernix, Reason ve Von Saga. KTV'ye geldiğim zaman sürekli isimleri okurken takılıyorum. Çok zor isimler koymuşlar. Hemen diğer noktaya doğru. SK kadrosu da bu arada bir kişi eksik girmiş. Enes, Eko ve Uves'le beraber yollarına devam edecekler. Yine başarılar dileyelim. Şöyle X'e doğru bir bakalım. X kadrosu tam kadro ilerleyecekler. Lucas, Akkurt, Bav ve Miran'la beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. X kadrosu da böylelikle tanıtmış olduk. Şöyle Esu kadrosuna doğru bir bakalım. Şehit, Fape, Aji ve Shalo ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. BMG kadrosuna baktığımız zaman da Gökay, Kenzie, Paradise ve Savo ile beraber yollarına devam edecekler. Bolca selamlar gönderelim tekrardan bütün takımlara. Agresif Esports'a baktığımız zaman da Ghost, Çınar ve Bozkurt ile beraber ilerleyecekler. Yani daha uzarım. Diğer tarafa doğru bir bakalım. Libra. Şive Kaya değil mi? Kaya. Ya Allah Allah ya. Niye böyle oldu? Böyle olmaması lazım. HP kadrosuna doğru bir bakalım. Libra, Shenzi, Cheto ve Phoenix ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. Anadolu kadrosuna baktığımız zaman da Saitama, Frex, Edessa ve Arda ile beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim ve selamlarımızı gönderelim. Soğuk kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Yeni Ay, Abuzer, Gökalp ve Yargıç ile beraber ilerleyecekler. Yine başarılar dileyelim. Geldi benim bir cümle. FMG kadrosuna doğru baktığım zaman da okuduk. Vera kadrosuna doğru şöyle bir geçelim. Apo, Z, Jaguar ve Arda ile beraber ilerleyecekler. Yine başarılar dileyelim ve selamlarımızı gönderelim. New kadrosu Umut, Stamp, Falcon ve C4 ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. Bu arada G4F kadrosuna baktığımız zaman da Rippo, Emre Dirim, Anex ve Vizi ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. Fury kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Fury ekibinden Ersin Yekin, Klaus, Arda ve Meşin ile beraber ilerleyecekler. Uy uşağım. Bolca selam olsun Meşin'e. Ve tabii ki de Ersin Yekin'e. Ve ekibine. Durduk yere şimdi spikerlikten olmayalım. Şöyle hemen diğer noktalara doğru da bir bakalım. Agresif'e bakmıştık zaten. Chat, İbrahim hoş geldin. Ne duruyor? Kameraya mı? Evet. Yok daha profesyonel olsun diye. Millet atsın, ben millet değilim. Ben Smoke Mesut'um. Hadi yaptık onu, hadi bakalım. Panik kadrosu bir kişi eksik demiştik. Bu arada Rhino şu anda yakıt basıyor aracına. Ve aracına şu anda ikmal gerçekleştiriyor. Rust kadrosuna uğramadık galiba. Ayberk, Fırtına, Zagor ve Kindar'la beraber ilerleyişlerini sürdürecekler. Başarılar dileyelim ve selamlarımızı gönderelim. MRP kadrosu zaten ilk kafada olduğu için yine bir bakalım. Şöyle lootlarına bir bakalım neler var. Birinci seviye Atlet'le beraber Von Saga geziyor şu an ortalıklarda. Gerçi çok rahat bir şekilde zaten bulur. Aa bak burada bir kargaşa var.
Şöyle hemen bir geçelim. Esu kadrosu New kadrosunun atışlarına başlamış. Umut bu arada ölüme doğru bir rotasyon gerçekleştiriyor. Buradan rotasyon sağlaması biraz zor olacak. Falcon'u araca alıp arka noktadan ilerleyecek. Güzel bir noktayı değerlendirebilir. Buradan çıkışını da çok rahat bir şekilde sağlayabilir. Falcon bir iki tane atış gerçekleştirdi ama aracı aslında sol taraftan götürmesi lazımdı. Aciden gelen isabetli atış vardı ama Falcon yine de güvenli bir şekilde ilerlemeyi başarıyor. Bu arada hemen FMG kadrosu alt noktada. FMG kadrosu biraz sıkıntılı. HP kadrosuyla karşı karşıya kalmışlar. Bu arada oraya veda edenler var. Phoenix sanıyorsam bir skor puanı hanesine çekmeyi başardı. FMG kadrosu biraz köşede sıkıştı. Burada zaten ilk maçta muazzam derecede bir ölüm olmuştu. Ve tekrardan ölüm tekrarlayacak gibi gözüküyor. Bu arada Nuke oyuncularından Umut agresiften bir oyuncuyu bombayla düşürdü. Bu arada Phoenix soğukkanlı bir şekilde rotasyonunu gerçekleştirmeye devam ediyor. Sağ noktada Libra'dan bir bomba denemesi gelecek ama Phoenix gerçekten çok iyi düşündü. Kenzie'yi yakalamayı başardı ve bir kilidi daha kırdı o noktada. Şöyle Gökay'a doğru bir bakalım. FMG kadrosunun acaba sonu mu olacak? Libra'ya doğru bir atış gönderdi ama Phoenix'i unutmaması gerekiyor. Kesinlikle unutmaması gerekiyor. Sıçrıyor bir yandan. Niye sıçrıyor bilmiyorum ama Libra'dan gelen atışlarla oyuna veda etti. HP kadrosu toplamda 4 skor puanı hanelerine çekerek oyuna devam edecekler ve şöyle hemen X kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Burada da birebir mücadeleler var. Anex bu arada ağır bir darbe almış gibi gözüküyor. Bu noktadan güzel bir spray gönderebilir mi? İran bu arada epey bir açığa çıktı. Anex'in köşede olmaması. Bu arada bir bomba geldi üzerine doğru ama sonuç getiren bir bomba olmadı. Ardından gelen bir molotof. O molotof da cayı cayı yenebilir. Son noktadan Akkurt bir rotasyon gerçekleştiriyor. Anex'i bu bölgeden çok rahat bir şekilde yakalamayı başarır diye tahmin ediyorum. Şimdi Akkurt'tan gelen spreyler vardı ama sonuç getiren bir sprey kaydetmeyi başaramadı. Anex köşeye sıkıştı bu arada. Üst noktasında olan oyuncular var. Kendini öyle bir gizliyor ki yine de oyuncular yerini fark edemiyordu ama Lucas güzel yakaladı Anex'i ve X kadrosu bir skor puanı hanesine eklemeyi başardı. Bu arada Rippon'un planları var. Rippon'un planları var ama Akkurt bu planları mahvetti. Akkurt'un yerini ayarlayamadı, fark edemedi, unutmuştu. Bu arada Vezi de yerde kalan oyuncu oluyor. Lucas'tan gelen atışlarla 3. skor puanlarını X kadrosu hanesine çekmeyi başardı. Çok rahat bir skor puanı çektiler açıkçası. Emre Dilim geride kalan son oyuncu oldu J4F kadrosunda. Aleykümselam Ömer Soyak, hoş geldin. Bu arada Emre Dilim yerini belli etmemek için çok fazla hareket etmiyor. Bir rotasyon gelecekler mi bilmiyorum ama X kadrosu burada biraz arayış içerisine girecek gibi gözüküyor. Akkurt yine rotasyonunu sağlıyor. Emre kesinlikle hareket etmeyecek gibi gözüküyor. Yani Emre'nin bu çevrede olduğundan haberdarlar. O da olabilir kesinlikle. Arabadan geçerken de görebilirler ama görmemişler. Ama bu fırsatı değerlendiremedi ve Akkurt bu hatayı affetmedi. 4. skor puanlarını X kadrosu hanesine çekmeyi başardı. Bir an için gördüler zannettik ama meğer görmemişler. Hiç haberdar bile olmamışlar. Fury ekibi şu an bir rotasyon gerçekleştirmiyor. Şöyle Machine'e doğru bir geçiş sağlayalım. Machine ekip arkadaşlarıyla beraber rotasyonlarına başlayacak. Pochinki'den çıkacaklar ama API kadrosunun hemen arka noktasından ilerleyecekler doğu tarafına doğru. Kuzey kısmında olan KTV kadrosu var ve Stalber'e doğru rotasyonlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Büyük bir ihtimal Kameshinki tarafından güvenli alana doğru inerler diye düşünüyorum. Geride kalan 14 takım var. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Şu anda agresifte herhangi bir sorun yok. Ama agresif oradan skor puanı çekmişti. Toplamda 4 skor puanı hanelerine eklemeyi başarmışlar. X kadrosu sağ noktada yine güvenli bir noktada Lipovka'da kalmaya devam edecekler. Şöyle bir bakalım. Şu an takımlar rahat. Gayet sakin. Kindar'a doğru bir geçmek istiyorum. Şöyle res kadrosundan Kindar, Ayberk, Fırtına ve Zagor ekip arkadaşlarıyla rotasyonlarını sağlarken herhangi bir skor puan hanelerine çekmemişler. SK'nın bu saatten sonra çok dikkatli olması lazım. Zaten bir oyuncuları eksik. Eksik girmişler. Ve epey bir terleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Şöyle MRP kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. MRP kadrosu şu anda sakin. Skor puanı çekmediler.
API kadrosuyla karşı karşıya kalmaları. API kadrosu rotasyonlarını sağlıyorlar ama MRP kadrosuna doğru ilerlemeyecekler sanıyorsam, evet. Küçük evlerin olduğu bölümü aldılar ve artık MRP kadrosu da atışlarına başladı. Takımı bu arada fark ettiler ve araca hasar vermeye çalıştılar ama sonuç kaydetmeyi başaramadılar. Ex kadrosu Lipovka'da kalmak yerine güvenli alanın daha çok orta kısmına doğru bir rotasyon çizgisi çizdiler ve SK'nın olduğu noktaya doğru girdi. Aykut Ağa bir darbe aldı ama yine de güvenli bir şekilde rotasyonunu sağlamayı başarabiliyor. Oyuna veda edecek diye zannettim ama yine de iyi sıyrıldı açıkçası. İkinci seviye kaskının %60'ı kırık durumda. Şöyle Enes'e doğru bir geçiş sağlayalım. Anadolu takımının yeri fark etti. Enes'ten bir spray geldi ama sonuç getiren bir spray kaydetmeyi başaramadı. Agresif şu anda ön noktalarındaymış. Onu da yeni fark ettim. Şu Maganda'ya doğru şöyle bir bakmak istiyorum. Maganda'nın bulunduğu yer biraz tehlikeli gibi geldi. KTV kadrosu da şu anda ön noktalarında kalmaya devam ediyor. Ha, bu bir şarj attayımız. Şarjı bitiyor. KTV kadrosuna doğru şöyle geçmeden önce şöyle MRP kadrosu şu anda güvenli bir noktada, haritayı biraz daha yakınlaştırıp görmek istiyorum. KTV kadrosu skor puanı çekmediler hanelerine. S kadrosuyla ağzına sağlık kardeşim. Çok teşekkür ederim Mehmet'im, hoş geldin. Erencil heyecanlı geçiyor hocam senin anlatımınla. Çok teşekkür ederim Umut'um benim, güzel sözlerin için. Çok teşekkür ederim. Bu arada MR Patron organizasyonuna ayrıyeten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettikleri için gerçekten mükemmel bir lig hazırlamışlar. Fevkalade her şey yolunda ve takımları da muazzam derecede özenle seçtikleri aşikar diyebiliriz açıkçası. Ellerine sağlık. MRP Patron organizasyonuna tekrardan teşekkür ediyorum. Alanı ortalamıyorlar. Herkes çizgide oluyor. Biri ortalama ilk 8 garanti. Zaten ilk alana girenler genel olarak ilk 8'i garantiliyorlar. Aynen öyle valla. Genelde alan içerisine girerken sıkıntı yaşıyor zaten takımlar. Ama bak şunu söyleyeyim. Sol kadrosu gerçekten çok iyi bir noktada şu anda. Güney kısmından rotasyonlarını güvenli alana doğru gerçekleştirdiler ve önleri açık yani. Rotasyon konusunda önleri açık. Tabii bunu biz görebiliyoruz. Bak Vera ekibi önce davrandı. Bu arada FBI takımıyla bir mücadele olacak. MRP kadrosundan gelen bir atış vardı. M24 atışıyla B7 yerde kalan oyuncu oldu. Ekip arkadaşlarını bu bölgeden kaldırmayı başaramazlar mı? Rahat bir şekilde başaracaklar. Esports TT ekip arkadaşını tekrardan oyuna geriye döndürdü. Şöyle Lever'a doğru bir geçmek istiyorum. Karşılıklı olarak FBI ile atışlarını sürdürecekler. Şöyle FBI ile aralarında çok bir fark yok. Ama API orada iki kişi kaldı. Ekip arkadaşlarına yetişmeyi başaramadılar. Bu arada Çınar yerde kaldı. API kadrosundan gelen atışlar vardı. Master bu arada Çınar'ın skor puanını ailesine çekti. Geride kaldı bir Çınar. API kadrosunun yerini artık tespit etmişlerdir. Bu arada güzel bir bomba giderse Çınar'dan abi daha bir indirebilir. İlk olarak bir Molotov deneyecek. API'nin üzerine doğru ama gerçekten çok da güzel bir bomba Molotov gönderdi. İki oyuncu direkt yerde kaldı. Çınar'ın göndermiş olduğu Molotov'la ve API kadrosundan iki skor puanı agresife kazandırmayı başaran isim oldu. Çınar helal olsun, gerçekten çok yerinde bir Molotov'tu. Ve 6 skor puanına ulaşmayı başardı. Agresif Sports Çınar'ın göndermiş olduğu Molotov'la ESU kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Herhangi bir kayıp yok ve batı kısmından bir giriş sağlayacaklar. Anadolu kadrosuna doğru baktığımız zaman da ön noktaları biraz karışık gibi geldi. Şöyle Saitama'ya doğru bir bakalım. HP kadrosuyla bir mücadele olacak. Arda'ya doğru baktığım zaman da şu anda aracına benzin basmakla meşgul ama bu rotasyon gerçekten ölüm kokuyor ve tam araya girerken Arda'ya doğru atışlar da gelmeye başladı artık. Çeto'dan atışlar geliyor. Bu ADP kadrosu gerçekten çok büyük bir fırsatı kaçırdı diyebiliriz. Anadolu kadrosundan skor puanı çekebilirdi. Adesa'ya doğru şöyle bir geçiş sağlamak istiyorum. Adesa'nın bulunduğu konum iyi. KTV kadrosu da son noktalarında. Anadolu kadrosu açı verirse burada iki oyuncunun iki takımın atışlarıyla oyuna veda edebilir. Ömer Yaşar, aleyküm selam, hoş geldin canım benim. Sohbeti kapatıp yayına bir beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Rica ediyorum sizden. Bu arada çok tehlikeli bir silah var burada. Von Sagan'ın elinde. Gerçekten affetmiyor.
Sadece biraz daha dikkatli kullanması lazım mermilerinin. Mermileri bayağı bir az olduğundan dolayı. Şöyle Libra'ya doğru bir geçelim. Oğlum alın 14'lü Erendil'a. Sikinti sarıl. Ooo Libra'dan yine güzel bir süpe. Arda'yı yakalamayı başardı ve çok rahat bir şekilde de 4. skor puanını takım arkadaşlarına kazandırmayı başarıyor. Bu arada HP kadrosundan yerde kalan oyuncular var. Bu arada Ras kadrosuyla bir mücadele söz konusu. Bu arada Saitama'ya doğru Libra'dan giden atışlar var. İsabet getirdi ama sonuç getirmedi. Burada birebir bir mücadele olduğu için ben şöyle hızlı bir şekilde Ras kadrosuna doğru bir geçelim. X kadrosu mu çıkacak yoksa Ras mı çıkacak? Sağ üst noktadan Lucas'tan gelen atışlar var. Şimdi Fırtınayla birebir bir mücadele. Hop hopalığı iyi kullanması lazım. Fırtınadan isabetli atışlar geldi. Yerde kalacak Lucas. Kaçarı kalmadı ve Fırtınanın atışlarıyla Lucas yerde kalan oyuncu oldu. Ve X kadrosu bir oyuncuyu kaybetti. Akkurt'tan gelen atış daha var. Albek abi darbe aldı şimdi Diffin'i bulmak için. Sabırsızlıkla bekleyen bombasını gönderiyor Albek'in üzerine doğru ama daha önceden göndermesi lazımdı. Albek artık kendini toparladı şu anda. Aykut'un rotasyonunu fark etti. Maganda şu anda evin iç kısmında. Zagor yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Maganda'nın yerinden haberdar değiller sanıyorsam ama Albek artık fark etmişti. Oy güzel bir DBS. B4V'den geldi ama çok açıkta kaldı. İçeriye girmeyi başaramadı Maganda ve yerde kalan oyuncu oldu. Skor puanlarını çektiler. Fırtınanın başı belada mı yoksa? Ekip arkadaşı orada bize biraz açı farklı gözüktüğü için birebir mi mücadele zannettim. Zagor şu anda yerde. Fırtına sayesinde 2 skor puanı hanelerine çekmeyi başarmışlardı. Fırtına halen daha taşın olduğu bölgeden şüpheli bir şekilde o bölgeye doğru bakmaya devam ediyor. Bu arada Fury ekibinden Meshin, Esu kadrosundan bir oyuncuyu yakaladı. Shalo yerde kaldı. Arda da bir oyuncuyu yakalamayı başardı. Abi darbe almıştı. Ersin Yekin iç noktada bu arada. Shade de yerde kalan oyuncu oldu şu anda. MRP kadrosundan da gelen atışlar var. Fury ekibi ilk skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardı şu anda. Klaus'un gözünden izliyoruz. Sağ noktadan MRP kadrosu atışlarını sürdürürken şöyle Ersin Yekin'e doğru bir bakalım. Meshin bu arada Shalo'nun skor puanını çekti ve ikinci skor puanlarını Fury ekibi hanelerine yazmayı başardılar. Erencil olduğu zaman Fury ekibi gerçekten muazzam derecede değişiyor. Harika oynuyorlar burayı gerçekten. Fevkalade oynuyorlar. Bu akşam da gerçekten çok odaklanmış gördüm Fury ekibini. Şöyle üst bölgeye doğru MRP kadrosuna doğru bir bakalım. Buradan çıkmalarına izin vermeyecekler ama Vera kadrosu da izin vermiyor MRP kadrosuna. Herhangi bir rotasyona kesinlikle de izin vermeyeceklerdir açıkçası. Şöyle Fury ekibine doğru tekrardan bir bakalım. Burada kalacaklar mı yoksa güvenli alana doğru rotasyon mu sağlayacaklar açıkçası merak söz konusu. Bu arada Vera kadrosunun hemen yan tarafından Rust geçiyordu ama X-Crash Baba Zagor'u yakalamayı başardı. Ve hızlı bir şekilde de skor puanını eklemeye çalışıyor. Fanny kadrosundan gelen atışlar var bu arada. Fırtına ağır bir darbe aldı. Dexter bu arada Akkurt'u yakalamayı başardı. Fanny ekibi 2 skor puanı çekti. Bu arada spreylerini göndermeye devam ederken SK da burada belaya bulaşmış durumda. KTV kadrosundan bir oyuncunun skor puanını çekti ailesine. Sağ noktadan gelen Vera'dan atış daha var. Tek bir atış. Huvesi ağır bir darbe yedirdi. 3. seviye yeleğinin olması onu gerçekten iyi korudu diyebiliriz. Yoksa oyuna veda etme olasılığı yüksek gibiydi. Şöyle Ras kadrosuna doğru bakalım. Zagor'un gözleri kararmış. Adam oyuna veda ediyordu neredeyse. Fırtına şimdi tekrardan oyuna geriye döndürecek. Şöyle bir bakalım. Tekrardan SK kadrosuna doğru geçişimizi sağlayalım. Burada loot'a girecekler. Son noktaya doğru geçtiğimiz zaman da Vera kadrosuyla yine süregelen bir mücadele var şu anda. Ras kadrosu iki oyuncularını kaybetti ve iki skor puanlarıyla ilerlemeye devam ediyorlar. Apo'nun elinde bir tane AVM var. O AVM'yi iyi kullanması lazım ama Reynor bu arada girişini sağladı. Güzel bir DBS atışı. Üst noktadan gelen atışlar da vardı bu arada. Reynor şimdi iyi bir bomba gönderirse Zagor o noktadan eleyecektir. Güzelce bir bomba gönderdi Reynor. Ve Fanny ekibi iki skor puanı da hanesine eklemeyi başardılar. Şöyle Fury ekibine doğru bir geçelim. Abuzer oyuna veda eden oyuncu oldu. Bu arada Fury ekibinden Meshin'den spreyler devam ediyor şu anda. Bir oyuncu yakalandı. Saitama'ya doğru bir bakalım. Saitama sağ noktadan da gelen atış daha vardı ve MRP kadrosu izin vermedi o noktada çok fazla kalmasına ve oyuna veda etti. Şöyle diğer noktada Fanny kadrosu devam ediyor yoluna. Hemen Bozkurt'a doğru bir geçelim. Burada tek başına kalmış gibi gözüküyor agresif. Bu arada ikiye bölünmüşler ve iki oyuncularını da kaybetmişler.
Fury ekibinden atışlar devam ediyor. Şöyle bir bakalım. Fanny'nin rotasyonuna doğru Machine'den giren atış daha var. Şimdi Dexter'a doğru isabetli atışlar gitmeye başladı. Ama o bölgeden çıkamayacak sanıyorsam Fanny ekibi. Her noktadan isabetli atışlar var. Vera ekibi ve MRP kadrosu arasında kaldı ve yaşamaya çalışıyor şu anda. Ama oyuna veda edecekler. Çok fazla kalmaları imkansızdı. Ve oyuna veda ettiler. Çok fazla yaşayamadılar. Bu arada sağ noktada Fury ekibi. Şimdi bir bomba denemesi gelecek. Arda üst noktaya doğru ama Machine'den mükemmel bir bomba. Mükemmel bir bomba. Helal olsun. Harika bir bomba gönderdi ve Fury ekibine bir skor puanı daha kazandırmayı başaran isim Machine oldu. Yine 9 skor puanı Fury ekibi. Şöyle hemen FAPE'ye doğru bir bakalım. Agresiften Ghost yerde kaldı ve FAPE skor puanı çekmeye çalışıyor. Esu kadrosu FAPE sayesinde bir skor puanı hanesine çekmeyi başardı. Vallahi boğazlarım ağrıdı, yemin ediyorum. Acayip yoruldum ya. Bozkurt. Bozkurt orada kalmaya devam ediyor. Bu arada Ghost'u yakalamayı başardı ve ikinci skor puanlarını hanelerine çekmeyi başarıyorlar. Fury ekibi sanıyorsam bir oyuncularını kaybetti. Klaus oyuna veda eden isim oldu ve giderken 4 kişiyi de beraberinde götürdü. Üst noktadan FAPE'den bir bomba denemesi geliyor şu anda. Esin'in yanında patlayacak. Çok güzel gönderdi bombayı. Gerçekten harika bir bomba gönderdi. Helal olsun takımlara. Gerçekten mükemmel maçlar seyrettiriyorlar bize. Vera kadrosuna doğru şöyle bir geçelim. Geride kalan 6 takım. MRP kadrosu biraz köşeye sıkıştı ama Vera kadrosu güvenli alanın dış kısmında kaldı. Buradan rotasyon sağlamaları çok zor olacak gibi. Şöyle Z'de doğru bir geçelim. Jaguar isabet alıyor bu arada. Lever'dan gelen mükemmel bir spray daha var. Bir oyuncu daha yerde kaldı şu anda. Son noktaya doğru Vera'ya doğru sprayler devam ediyor. V7 orada birebir mücadele içerisinde. Adam burada her noktayı sistemiş. Bu molotofları çok iyi gönderiyor. Bir oyuncuyu yakalamayı başardı. Ardından şimdi gönderecek Jaguar'a doğru etkili bir bomba olursa ağır bir daha bindirebilirdi ama yeterli olmadı. Jaguar çok iyi bir bomba göndermeyi başardı. V7'yi yakalamayı başarıyor. Bu arada MRP kadrosu ekip arkadaşını kaldırma konusunda sıkıntı yaşayabilir. Machine yerde kalan oyuncu oldu. Lever'dan gelen atışlarla 3 takım kaldı geriye ve Fury ekibi güvenli alanın şu anda dış kısmında. Vera ekibi de kendini toparlamaya çalışıyor. Bu arada karşılıklı olarak atışlar devam ederken Vipsa Jaguar'ı yakalamayı başardı. Arda bu bölgede tek başına kaldı. Fury ekibinin atışları Vipsa'ya doğru gelebilir. Oradan aslında Arda güzel bir görüş elde edebilir diye görüyorum ama tabii onların açılarını tam olarak tespit etmek biraz zor. Çok fazla kaybedecek zamanları kalmadı. 20 saniye var. MRP kadrosu yine bomba göndermeye devam ediyor. Biraz daha geriye gönderse Arda da oyuna veda edebilir açıkçası. Şöyle biraz daha yukarıya çıkarsak güzel bir görüş elde edebiliriz. Fury ekibi şu anda sakin. Güvenli alanın dış kısmından çok tehlikeli bir rotasyon olacak. Ersin sanıyorsam orada sis yolu yapıyor kendisine. İyi değerlendirmesi lazım Fury ekibinin. Bu arada rotasyona doğru geldi atıştan. Machine yerde kaldı. Baba Pro'nun atışlarıyla Fury ekibi artık güvenli alana doğru gelmeye devam ederken MRP kadrosu köşeye sıkıştırdı şu anda Fury ekibini. V7'den bir bomba denemesi gelecek Arda'nın üzerine doğru. Arda tek başına kaldı. 9 skor puanı. Güzel bir bomba geldi. Birebir bir mücadele olacak ama çok fazla tutunamayacak diye tahmin ediyorum. Atışları gerçekleştirdi. Bir oyuncuyu yakaladı ama Lever'dan gelen atışlarla MRP kadrosu 3. maçta galibiyeti elde etmeyi başaran takım oldu. Mükemmel bir maç, mükemmel bir oyun ve mükemmel takımlar. Harikasınız, fevkaladesiniz, mükemmelsiniz. Yoruldum ya, elduk da ya, vallahi elduk ya. Helal olsun, gerçekten helal olsun. MRP kadrosu 3. maçta galibiyeti elde etmeyi başardı. Ve toplamda şöyle skor puanlarına bir bakalım. 11 skor puanıyla birinci olarak oyunu tamamladılar. İkinci olan takım ise Fury ekibi oluyor. Toplamda 9 skor puanına sahipler. Yine çok güzel bir skor puanı çekmeyi başaran bir Fury ekibi. Üçüncü olan takım ise Vera takımı oluyor. Toplamda 3 skor puanına sahipler. Dördüncü olan takım ise Esu kadrosu oluyor. Toplamda 2 skor puanına sahipler. Beşinci olan takım Agresif Esports oluyor. Toplamda 9 skor puanına sahipler. Çınar'ı kutluyorum. Ellerine sağlık. Tek başına 5 skor puan ekip arkadaşlarına kazandırmayı başarmış.
Şöyle hemen SK'ya doğru baktığımız zaman da 2 skor puanı. YP kadrosuna şöyle bir bakalım. 6, 7, 8 skor puanı. Fani kadrosu 5 skor puanı. Anadolu kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış. Sol kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış. Res kadrosu 2 skor puanı fırtına sayesinde. KTB kadrosu 1 skor puanı çekmeyi başarmış. API kadrosu 2 skor puanı. X kadrosu 6 skor puanı. G4F kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış. Nuke kadrosu skor puanı çekmeyi başaramayan takımlar arasında ve PMG kadrosu yine skor puanı çekmeyi başaramayan takımlar arasında. Bütün takımların ellerine sağlık. Buradan bolca selamlar gönderiyorum bütün takımlara ve buradan bütün izleyicilerin hepsine. Sohbeti kapatıp yayını beğen atın arkadaşlar. Bak gene sıkıştırdım onu araya. Ne diyeyim? Ne diyeyim uşakla? Mecbur. Bu lazımdı da. Lazım olmasa dediğin doğru. Şöyle dördüncü maçımızı da bir aktif edelim. Boğazım yırtıldı yani. Şu an boğazım yırtıldı. Son maçı çok fazla bağırmayacağım. Öyle gözüküyor. Yani yarın konuşamayacağım. Öyle gözüküyor yani. Baktığımız zaman da. Ama abi maç güzel. Maç güzel güzel. Yıkılıyor. Bu arada ikinci maçın live skoru gelmiş. Şöyle ikinci maçın live skorunu da ben bir göstereyim size arkadaşlar o arada. Değil mi? İyi olur. Üçüncü maçın live skoru da artık gösteririz bir ara. Büyük bir ihtimal üçüncü maçın live skoru dördüncü maçın sonunda olur. Live skor biraz geç geliyor. Arkadaşlar galiba biraz arkada yoğun çalışıyor gibi geliyor bana ama. Şöyle bir bakalım. Evet. Şu an bu tekrardan söyleyeyim ikinci maçın live skorudur arkadaşlar. Aggressive Esports 33 puanla birinciliği elde etmeyi başardılar ve bir tane dahi chicken dinner'a sahip değiller. Sıralama ve skor puanı gerçekten çok önemli. İkinci olan takım ise Anadolu Team. Toplamda 26 puanları var. Üçüncü olan takım MRP Erangel Sefiri kardeşim. Sen ne dersen. Anadolu Team toplamda 26 puana sahipler. Üçüncü olan takım ise Fury Team oluyor. Toplamda 24 puanları var ve bir tane... Oo, adamlar ısrarla şey gönderiyorlar. Ben gitmiyorum odaya ya. Vallahi. Ben ne diyorum ne oluyor? Az daha Ersinlerin slota geçtim. Arkadaşlar şöyle açayım onu da. İkinci maçın live score olduğunu söyleyeyim. Vallahi boğazlarım yırtıldı ya. Gerçekten boğazlarım yırtıldı. Biraz sessiz kalayım canlarım. Affınıza sığınarak. Umarım maçı güzel aktarabiliyoruz. Elimizden geldiğince en güzel şekilde sunmaya çalışıyorum.
Slexi hoş geldin. Para mı verin? Unutmadın o espriyi ya. Helal olsun. Evet, ilk izleyicilerden hatırlıyorum seni canım benim. Kimler gelmedi? Şöyle bir bakayım. 19. takım yok. 21. takım yok. SK'lar geç kalmış değil mi? Orada maç startı verildi. Bakalım bugün dördüncü maçta Miramar maçı nasıl geçecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Arada bir susuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, mecburen. Hatırladım seni Ferman, bir tanem. Hatırlamaz olur muyum seni ya? Zaten her yayına geldiğin zaman paramı verin dediğin için hatırlıyorum seni. Vallahi yorulduk bu akşam. Cidden yorulduk. Evet, Ersin Yekin var bu akşam arkadaşlar. Oy! Yoruldum ya, vallahi yoruldum. Vera. Tekrardan start verildi. Gerçek mi bu abi? Gerçek tabii oğlum. Bak Fury, Machine, hepsi burada. Gerçi yetişmeyecek, o da başlayacak aynı. Evet, yine bir Miramar haritası arkadaşlar ve yine birazdan başlayacağız anlatmaya. Hazır son saniyeler kalmış, birazdan dinleneyim. Abi TikTok'ta daha iyiydi ya. Buradan yayın tekrarı alabilsin diye oyuncular mecburen yani YouTube'da yapmak zorundayım. Fermanım mecbur.
Yeni ekip giriyor herhalde, onu bekliyorlar. Bir iki ekip geç kalmıştı da ondan sebep büyük bir ihtimal ya. Şöyle bir uçağın güzergahına doğru bir bakalım. Kuzeyden güneye doğru bir rotasyon çiziyor. Selamlar, iyi yayınlar kardeşim. Oo Ferdi abi ya, uzun zamandır nerelerdesin abim, hoş geldin. Aleyküm selam, aleyküm selam, hoş geldin abim, hoş geldin. İyisin inşallah abim. Kesin gene işten yeni gelmişsindir eve. O arada yayına bir çöktün. MRP kadrosu V7, Baba Puro, Laver ve Vipsa ile beraber ilerleyecekler. Şöyle hemen hızlı bir şekilde X kadrosuna doğru bir bakalım. B4V, Miran, Lucas ve Akkurt ile beraber ilerleyecekler. Selamlarımızı söyleyelim ve başarılar dileyelim. Anadolu takımına doğru baktığımız zaman da Edessa, Arda, Saitama ve Frex ile beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim ve selamlarımızı gönderelim. Diğer noktalara doğru bakacağız tabii ki de. Fury ekibi de atlayışlarını sağlamışlar. Ersin Yekin, Klaus, Meşin ve Arda ile beraber ilerleyecekler. Kadrolarında şu anlık herhangi bir değişiklik gözükmüyor takımların. Esu kadrosuna doğru şöyle bir geçelim. Fape, Şehit, Şalo ve Aji ile beraber ilerleyecekler. Yine selamlarımızı gönderelim ve başarılar dilerim. Vera takımına doğru baktığımız zaman da Apo, Jaguar, Zed ve Arda ile beraber ilerleyecekler. Başarılar dilerim. Büyük ihtimalle bu Miramar maçı heyecanlı geçecek. Çünkü gün sonuna doğru gidiyoruz. Üst sıradaki ekipler biraz daha agresif oynayabilirler. Günü ilk sırada, evet, kapatsınlar diye. Kesinlikle öyle valla. Büyük bir ihtimal bu daha çekişmeli olur. Hatta çok dikkatli olurlar. Dar alanda da takım sayısı da çok yüksek olabilir. Şu son iki maçta özellikle takımlar bayağı asılıyorlar yani. Daha dikkatli oluyorlar. Çok fazla riske de girmiyorlar. New kadrosuna doğru baktığımız zaman da Falcion, Falcon, Stamp, C4 ve Umut'la beraber yollarına devam edecekler. Şöyle hemen hızlı bir şekilde G4F kadrosuna doğru da bir geçiş sağlayalım. Bakalım Rippo bu arada atışlarını sağlıyor ama çatışmamazlık süresi bitmedi. Bu ceza olabilir. Rippo bir oyuncuyu düşürdü belki ama skor puanı çekmeyecek hanesini. Orada bırakacak. Şöyle Vonsa'ya doğru baktığım zaman da ekip arkadaşı Riz'den bir rotasyon var ama arkadaşına doğru giden bir rotasyon mu? Evet, o bölgeye doğru gidiyor. Rippo da bu arada rakip takıma doğru biraz yaklaştı. Alan daralmaya başlamadı. Bir oyuncuyu düşürdü orada. Aslında bu normalde olmaması gerekiyor. Galiba izin verecek mi? Libra bu arada aracından düştü. Ekip arkadaşını orada alıp devam edecek yoluna. Rippo bitirmeyecek, tamam. En azından şeye gitmeyelim yani. Neydi o? Remek olunca çok canım sıkılıyor biliyor musunuz? Şöyle Rask kadrosuna doğru bir bakalım. Aybek, Kindar, Fırtına ve Zagor'la beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim ve selamlarımızı gönderelim. Şöyle kuzey kısmına doğru çıktığımız zaman da agresif takımına doğru baktığımız zaman da agresif takımından Çınar, Ghost, Çınar ve Bozkurt'la beraber ilerleyecekler. Fanny kadrosuna doğru bir geçiş yapalım. Fanny kadrosundan Xcrash Baba, Rhinor ve Dexter'la beraber ilerleyecekler. Fanny kadrosuna da başarılar dileyelim. Şuraya bir 3x kadrosuna, 3xQ kadrosuna doğru bir bakalım. Metehan, Toybox, Pale ve Sato ile beraber ilerleyecekler. Başarılar dileyelim. Hemen hızlı bir şekilde Sov kadrosuna doğru baktığımız zaman da Abuzer, yeni IYT, Yargıç ve Gökalp ile beraber yollarına devam edecekler. Başarılar dileyelim. Esu kadrosuna uğradık. Fury, HP kadrosuna uğramadık galiba. HP kadrosunda Libra, Shenzi, Delviago ve Phoenix de beraber yollarına devam edecekler. KTV kadrosuna doğru da şöyle bir geçelim. Bakalım KTV kadrosu kimlerden oluşuyor? Toxie, Reason, Hornix ve
Bonsaga, heh. Oldu. Şöyle SK kadrosuna doğru bakalım. Bonga, Enes, Hüves ve Eko ile beraber ilerleyecekler. Vera kadrosundan şöyle baktığımız zaman da Apo, Jaguar, Zed ve Arda ile beraber yollarına devam edecekler. Taşınıyor mu abi? Oo, hayırlı olsun. İnşallah daha güzel bir yere geçersin abi. G4F'e uğradık. FMG kadrosuna uğramadık galiba. FMG kadrosu Gökay, Kenzie, Paradise ve Savo ile beraber ilerleyecekler. Kenzie şu anda dans etmekle meşgul. Az daha uçuyordu arabanın üzerinden. Şu anlık yolları iyi. Gökay zaten yerine çoktan ulaşmış gibi gözüküyor. Şöyle bir bakalım. Artık çatışmamazlık süresi de bitti. Aleykümselam İsmail Ay. Hoş geldin canım benim. Aynen öyle. Son alanda doğru. Çok fazla kişi görebiliriz hocam. Herkes alan oynayacak. Kesinlikle herkes alan oynar yani. Öyle düşünüyorum ben de açıkçası. Dansa bak ya. Kenzie bizi bitirdin ya. Savo. Heh, şimdi oldu. Oo, kargaya bak. Şey, karga değil o, Şahin. Şahin oğlum, mu ne güzel bir şeydi öyle. Lan ben ilk defa gördüm onu. Fakirlik demek ki böyle bir şey ya. Bu arada ikisi de düştü. Aa, kırıldı ayaklar. Aha. Aa, kırıldı. Sabon'un ayakları kırıldı. Ciddi uşak. Daha o iş yapamaz ya. Kenzie bırak onu oraya bari. Bırak akbabalar yesin onu. Çölün ortasında akbaba oldu. Ne olacak buralara? Şöyle diğer takımlara doğru da bir bakalım. Hippie kadrosu şu anda Phoenix ekip arkadaşlarından biraz uzak bir noktada şu anda loot'unu gerçekleştiriyor. Gayet sakin bir şekilde. Loot'unu tam güçlendiremedi. Halen daha birinci seviye kask ve yeleği bile yok açıkçası. Gelişmiş odada yelek bulamamak gerçekten çok büyük şanssızlıktır yani. Bence ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani sol kadrosuna şöyle bir bakalım. Yargıç'a baktığımız zaman da ikinci seviye kask ve ikinci seviye yeleğe sahip. Bir tane de M24 bulmuş bu arada. Tam da Miramar'ın silahı yani. Harbiden çok güzel bir şekilde işine yarayacak burada eğer Yargıç bunu güzel bir şekilde değerlendirebilirse. Bu arada SK ve Vera arasında çok da bir mesafe olmadığını fark ettim. Şöyle SK'nın gözünden izleyelim bakalım, bu rotasyon ölüm kokan bir rotasyon mu olacak, yoksa yine güvenli bir şekilde ilerleyecekler mi? Vera dışarılarla çok fazla ilgilenmiyor. Daha çok loot odaklı şu anda. Ki haklı olarak, lootları ne kadar güçlüyse o kadar daha çok oyuna tutunabilirler. Güvenli alanın hemen hemen ortasında bir nuke kadrosu var. Nuke kadrosu burada çok rahat eder. Ya alan onlara kesinlikle verecektir yani, net bir şekilde. Alan zaten iyicene daralmaya başladı. SK takımı şu an rotasyonlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bununla beraber agresif kuzey kısmından yavaş yavaş başlayacak. 3X takımı da yine aynı şekilde kuzey batı kısmından. Yine kuzey doğu kısmına baktığımız zaman da FMG kadrosu da artık rotasyonlarına yavaş yavaş başlıyorlar. KTV kadrosu ile beraber. O bölgede aslında bir karşılaşma olma olasılığı yüksek gibi ama FPI kadrosu sürprizlerle dolu bir takım. Her an için her yerden çıkabilirler. Aşırı derecede sürprizi seviyorlar yani. Burası aşikar. Batı kısmına doğru bir rotasyon çizerken New kadrosu şu anda tam güvenli alanın orta kısmında kaldılar. Haritadan çok fazla yararlanıyorum belki ama mecburen takımları görmem gerekiyor. Birbirlerine yakın olan takımlara geçtiğim zaman da en azından burada fight kaçırmayız. Siz de takımlarınızı çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. SK takımından Bonga, Enes, Huves ve Eko ilerlerken bu arada Vera takımından birkaç atış sesi geldi ama caydırıcı atış sesleri diyebiliriz. Farklı noktaya doğru bakıyor şu an Apo. Diğer noktalar şu anlık sakin. Artık agresif de yavaş yavaş güvenli alana doğru girerken şöyle Çınar'a doğru bir geçiş sağlayalım. Çınar SK'nın olduğu bölgeden bir rotasyon sağlıyor. Ekip arkadaşlarından uzak olması başına büyük dertler açabilir. Büyük belalar açabilir. Bu arada SK yine bir belanın yanından geçecek gibi gözüküyor. Aralarındaki mesafe biraz fazla. New kadrosu bulunduğu konumu terk etmeyecek kesinlikle. SK artık bir noktaya toplanmış gibi gözüküyorlar. Bu arada karşılıklı atışlar başlayacak. Bonga'nın rotasyonunu fark etti şu anda. Stamp gördü ama herhangi bir atış gerçekleştirmedi. SK orada uzun süre kalır diye tahmin ediyorum. Tam güvenli alanın hemen orta kısmı ama yine de bir rotasyon söz konusu şu anda SK kadrosunda.
Uzaktan uzağa süre gelen mücadeleler olacak bu bölgede. Eko biraz isabet aldı ama şöyle Eko'nun isabetine bir bakalım. Kaskı %50 seviyede kırıldı şu an. Kaskını yenilemesi gerekiyor. Eko bu arada 3. seviye yeleği de birazcık bir isabet aldı gibi. Bu arada S kadrosu doğru şöyle bir geçelim. S kadrosu bu arada rotasyonu yakalamayı başarabilirse G4F kadrosu sıkıntıya düşebilir diye tahmin ediyorum. Şöyle Ripo'ya doğru bir bakış sağlamak istiyorum. Ripo bu arada Aykut'u fark etti. Aykut'a gerçekten iki tane çok sağlam oturttu ama yerde kalmadı Aykut. Headshot atışları geldi Ripo'dan. Sonuç getiren bir atış kaydetmeyi başaramadı. Bu arada bomba denemeleri geliyor. Oradan buraya nasıl bomba geliyor ya? Normalde gelememesi lazım diye düşünüyorum ama. Kendi arkadaşım attı acaba. Burada yine uzaktan uzağa süre gelen mücadeleler olacak gibi gözüküyor açıkçası. Bu arada Akkurt Apo'nun atışlarıyla yerde kaldı. Yo yo benim hesaba ihtiyacım yok Ferdi abi ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben çünkü oyun oynamıyorum ki. Bu arada Wizzy ani bir yakalayış oldu burada. Res kadrosu bir arkaladı ama fırtına yerde kalan oyuncu oldu. G4F kadrosu sağ noktadan isabetli atışlarını göndermeye devam ediyor. Anex yerde kaldı. Iberk'in göndermiş olduğu atışlarla. Bu arada oradan bir kilidi kırdılar. Şu anda bir nefes daha alabilirler açıkçası. Takım ikiye bölünmüştü. Bir oyuncuyu yakaladılar belki ama neredeyse kendi oyuncularını da kaybedeceklerdi. Uzaktan uzağa süre gelen mücadele olduğu için açıkçası çok şanslılar. Emre Dinem. Anex'i şu anda kaldırmakla meşgul. Şöyle Rust'a doğru bir bakalım. Rust iyi bir bölgede. Yine isabetli atışlar gelmeye devam edecektir Rust'a doğru. Dikkatli bir rotasyon gelmesi gerekiyor. İsabetli bir atış kaydetmeyi başaramadı şu anda G4F kadrosu. Rust kadrosu son noktadan açılı bir şekilde ilerliyor. Şu an bir tuzak girişiminde bulunacaklar. Acaba sonuç getirecek mi? Çok merak ediyorum. G4F kadrosuna doğru. Bu arada Vizi'yi fark etti. Vizi'ye doğru gönderiyor atışlarını ama Aybek yerde kalan oyuncu oldu. Ekip arkadaşlarını sisleyecekler. O bölgeden çok rahat bir şekilde ekip arkadaşlarını kaldırmayı başarabilirler. Şöyle Emre Direm'e doğru tekrardan bir bakalım. Karşılıklı olarak baygınlığa var ama KTB kadrosuyla karşı karşıya kalan Lever yerde kalan oyuncu oldu. Fazla tutunamadı ve Toxin'in atışlarıyla da hızlı bir şekilde oyuna veda etti. İkinci skor puanlarını hanelerine kazandırdı. MRP kadrosu burada iki oyuncularını kaybetti sanıyorsam. Şöyle bir bakalım, evet bu arada güzel bir spray gönderiyor şu anda. Rage'in üzerine doğru aracı ağır darbeler aldı ama Vipsan'ın göndermiş olduğu spreyler yeterli olmuyor bu bölgede. Diğer noktada şu anda Vizi oyuna veda eden isim oldu. Maganda'dan gelen atışlardan sıyrılmayı başaramadı. Yine ani bir sürpriz geldi. Açıkçası G4F takımı çok aksi bir noktada. Ripo burada biraz dikkatli olması lazım. New kadrosu bu arada bir oyuncuyu yakalamayı başardılar. Yine uzaktan uzağa süre gelen mücadeleler olacağını görüyoruz şu anda haritaya baktığımız zaman da. Takımlar çok fazla birbirlerine bulaşmayacaklardır. Genelde uzaktan uzağa süre gelen mücadeleler olur diye tahmin ediyoruz. Şöyle Vera kadrosuna doğru bir bakalım. Apo sayesinde bir skor puan hanelerine çektiler. BMG kadrosu Rust kadrosuna bir zarara uğrattı gibi gözüküyor ama şu anda baygınlarını çekmeyi başaramadı. BMG kadrosundan Gökay yerde kalan oyuncu oldu bu arada. Kenzie fırtınayı yakalamayı başardı. Yavaş yavaş artık BMG kadrosu Rust kadrosuna doğru yaklaşmaya başlarken bu bölgeden Iberk'ten gelen atışlar vardı sanıyorsam. Ekip arkadaşını kaldırmak yerine bir baygın daha yaptı. Skor puanını çekti manesini. Açıkçası bilmiyorum ama fırtına yerde kaldı. Anex'ten gelen atışlarla fırtınayı kaldırması lazım ama Stamp izin vermedi. Eko oyuna veda etti bu arada, onu da gördük. Evet onu da gördük. Fırtına da Rust kadrosunda oyuna veda eden isimlerden bir tanesi. Bu arada Fanny kadrosu Meta'nın skor puanını çekti ailesini. New kadrosu bu arada birebir bir mücadeleye girdi sanıyorsam. Şöyle New kadrosuna doğru bir çökelim. Bir oyuncuyu baydılar ama yok. Çevreleri şu anda gayet sakin. PMG kadrosuna doğru bakalım. Paradise Kindar'ı düşürmeyi başardı. Buradan skor puanı çekecek hanesini. Çok rahat çektiler. Mick daha çekmedi ama Kindar şimdi skor puanı hanelerine yazıldı. PMG kadrosunun. IBK'ye doğru şöyle bir bakalım. Rust kadrosu gerçekten ayrı kalmanın bedelini biraz ağır ödedi diyebiliriz. Anex'e doğru geçtiğimiz zaman da Zagor. Bir oyuncularından Arda. Uzak noktalardan gönderdi atışlarını. Bir oyuncuyu yakalamayı başardı Arda. Buradan yine bir baygın çekmeye çalışacak. Çınar'a doğru yine isabetli atış daha var. Ersin çok ağır darbe aldı ama Meşin'den gelen mükemmel bir atış.
Çınar'ı düşürmeyi başardı. Agresif oyuncularından şu anda iki oyuncu baygın gözüküyor. Bu arada Fanny oyuncularından Dexter bir oyuncuyu daha yakalamayı başardığını fark edecek. KTV kadrosuna bir baskı uyguluyorlar. Şöyle bir bakalım, Rizin yerde kaldı. Hernix ve Toxi idare etmeye çalışacak. Fanny ekibine doğru giden atışlar vardı ama Hernix burada ağır bir darbe yedi. Kendini şu anda toparlamaya çalışıyor. Ve güzel bir molotof geldi. X-Crash babadan. Ve Hernix yerde kalan oyuncu oldu. Toxie tek başına kaldı. Bütün ekip arkadaşlarını kaybetti ama sağ noktadan gelen atışlar devam ediyor. X-Crash baba isabetli atışların Toxie'ye göndermeye devam ediyor. Ama kurtulmayı bir türlü başaramadı. Ve X-Crash'ten gelen atışlarla oyuna veda etti. Ve Fanny kadrosu hanelerine 5. skor puanlarını çektiler. X-Crash'i gerçekten kutluyorum. Tek başına 4 skor puanı hanelerine eklemeyi başardı bu arada. FMG kadrosundan Paradise isabet alıyor. G4F kadrosundan geliyor atışlar. Rippo burada şu anda loot'unu gerçekleştiriyor. İki ekip arkadaşı baygın ve çok da umursamıyor açıkçası. Gerçi oradan kurtaramayacağını çok rahat bir şekilde tahmin ediyordur. Bu arada Fanny kadrosundan yine ölümcül atışlar var. Reinor bir oyuncuyu yakalamayı başardı. Uzak bölgelere doğru gitti aşikar. S kadrosundan Miran. Vera'lardan birisini yakalamış. Şöyle Vera'ya doğru bir geçelim. Apo yerde kalan oyuncu oldu. Bu arada 3XQ Toybox. Bir oyuncu yakaladı ama orada herhangi bir kimse yok diye gözüküyor. Burada kalsak biraz daha mantıklı olacak gibi düşünüyorum. Apo'yu kaldıramayacaklar galiba. Şöyle Apo'ya doğru bir bakayım ama X-Crash baba bu arada bir oyuncuyu daha yakaladı. X-Crash'e doğru bir geçeceğim. X-Crash biraz tehlikeli oynuyor açıkçası. Nuke kadrosuna doğru atışlarını doğrultmaya devam ederken X-Crash baba biraz sabit kaldı o bölgede. Yine açı görmeye çalışıyor şu an. Karşı bölgede oyuncuların olabileceğini tahmin ediyor. Ve takım arkadaşlarıyla beraber bir rotasyon gerçekleştirecekler ama Nuke kadrosunun atışları gelmeye başladı. Rotasyona doğru isabetli bir atış kaydetmeyi başaramadılar şimdilik. Reinhold kendini güvenli bir noktaya çekmeyi başardı. X-Crash babadan gelen atış daha var. Stamp atışlarını göndermeye devam ediyor halen daha. Sonuç getiren bir atış kaydedemedi şu anda her iki takımda. Skor puanı çekmeyi başaramadı. Panik kadrosu rotasyonlarını çoktan başladılar. Bu arada 3x'ten gelen atışlar var. Şu anda uzak noktalardan geliyor yine. PMG kadrosu ve Vera kadrosu kuzey kısmında birbirlerine bela oluyorlar. Yine uzaktan uzağa süren bir de bu arada X kadrosu da alt noktada. Fury oyuncularına doğru giden atışlar var. FBI kadrosundan Ersin Yekin de yerde kalan oyuncu oldu ve oyuna veda etti şu anda Arda. Ersin, Baygın, Klaus ekip arkadaşı Ersin'i kaldırmaya çalışacak hızlı bir şekilde. AGR oyuncularının, agresif oyuncularından Ghost'tan gelen atışlar var. Şöyle agresife doğru bir bakalım. Agresiften bir rotasyon var şu an. Sağ noktadan atışlar üzerlerine doğru gelebilir. Fanny kadrosu orada. Nuke kadrosuna bela olmuş bir oyuncu daha yerde kaldı. Emre'den gelen bomba mıydı? Yok. Dexter'dan gelen mükemmel bir bomba vardı ve Fanny kadrosu 9. skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardı. Reinor'dan gelen DBS atışlarıyla helal olsun Reinor'a. Bu arada Ghost'a doğru da yine ölümcül spreyler var. X-Crash Ghost'u yakalamayı başaran isim oldu ve aracı patlattılar. Ve Ghost'un skor puanını hanelerine çekmeyi başarıyorlar. FMG kadrosundan Kenzie. Bu arada FBI ve Fury arasında bir mücadele sürüyor. Klaus'dan gelen atışlar vardı. B7 Arda haberler aldı açıkçası. Klaus şu anda tek başına. Machine Baygın burada tek başına bir mücadele verecek. Üzerine doğru atışlar devam ediyor bu arada. Bombayı biraz rastgele göndermek durumunda kaldı. Çok yanından geçti bombalar. Atışlar, spreyler daha doğrusu. Tekrardan etkili bir bomba FBI'ye doğru. Klaus'dan geldi ve Machine'i tekrardan oyuna geriye döndürebilir artık. FBI kadrosu genel olarak çok dağınık oynuyorlar. Çok fazla bir arada gezmiyorlar. Ve şu anda bir ekip arkadaşları arka bölgede kaldı ve Fury ekibi X skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardı ama son noktadan duvarın atışları gelebilir. Sağ bölgeye doğru şöyle Fanny kadrosuna doğru bir bakalım. Annex'e doğru giden atış daha var. X-Crash. B4S kadrosundan bir oyuncu daha şu anda baygın. Anadolu kadrosu güvenli alanın hemen orta kısmında ve MRP kadrosuna doğru spreylerini uzak bölgelerden göndermeye devam ediyor. Şöyle sağ bölgeye doğru bakacağız. Güvenli alanın dış kısmında Fanny oyuncularından, FBI oyuncularından Emre oyuna veda etti. Bu arada 3x kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. İki oyuncularını kaybetti ve hiçbir skor puanı çekememişler hanelerine.
Şu anda çevrelerini sislediler ama burada Huves bir plan içerisindeydi ama Vera bu planı bozdu ve Bisco puanı da hanelerine eklemeyi başardı. SK takımı bir oyuncularını daha kaybettiler. 3x'e şu anda bela olmaya çalışıyorlar. Üst noktadan SU kadrosunun atışları var. Fear oyuncularından 5'in yerde kaldı. Fan oyuncularından da gelen atışlar var gibi gözüküyor. Şöyle hemen SK tarafına doğru bir geçeceğim ama Pane ekibi tam olarak nerede bilmiyorum. Vera ekibi buradan skor puanı çekmeye devam ediyor. Dördüncü skor puanlarını hanelerine eklediler ve güvenli alanın köşe kısmındalar. Artık hızlı bir şekilde bir rotasyon girişi olması gerekiyor. Şöyle X-Crash babaya doğru bir bakalım. Agresiften çınardan bir bomba gelecek şu anda. X-Crash'e doğru MRP'den gelen atışlar var. MRP'den V7 gönderiyor X-Crash'e doğru atışlarını. Rhinor yerde kalan oyuncu oldu bu bölgede. X-Crash de neredeyse yerde kalacaktı. Dexter bu adaki ekip arkadaşlarını şu anda sistemekle meşgul. Üst noktadan Çınar'a doğru şöyle bir bakalım. Çınar değil, Bozkurt yerde kalmıştı. Bu arada şimdi Spray'lerini göndermeye başladı Çınar. Bir oyuncuyu yakaladı. X-Crash Baba yerde kalan oyuncu oldu. Agresif oyuncularından Çınar ekip arkadaşına koşmaya çalışacak. Güvenli alanın iç kısmında bir oyuncu dahi muazzam derecede önem arz ediyor. Anadolu takımı kesinlikle... Ya... Abi ya, etme de gözünü seveyim, etme ya. Bu kaç etti ya. Helmut Atulum ya. Bu akşamlık mı bilmiyorum ki niye bu kadar attı bizi bu. Kötü oldu ya. Neyse sağlık olsun. Oyuncu ne şutladı bizi uşaklar. Oyuncu ne şutladı bizi. Allah'tan hızlıcı. Yoksa var ya da kalmıştık yollara da vallahi. Bu akşam yatmadı. Bak bunun yarın akşamı var. Yarın akşam varım he. İki gün yokum. Ondan sonra pazar günü varım. Son gün evet. İki gün yokum arkadaşlar. Yarın akşam varım. Bununla beraber iki gün olmayacağım. Pazar günü son ligin son günü tekrardan burada olacağız. Çünkü o iki gün müsait değilim. Çalışıyor olacağım. İşte olacağım. Ondan dolayı gelemeyeceğim maalesef. Bu arada Fear oyuncularından Klaus'a doğru şöyle bir geçelim. Klaus hala daha hayatta. İki skor puanı hanelerine çekmeyi başarmışlardı. Şu an Klaus çevresini sistemekle meşgul bir rotasyon yolu çizmeye çalışırken Anadolu oyuncularından Adessa'dan gelen atışlar var. Aslında Anadolu çok güzel bir noktada. Şöyle Edessa'ya doğru bir bakalım. Fear oyuncularından Klaus'dan haberdar. Yerini biliyor. Bu arada açıktan yakaladı oyuncuyu ve Edessa'yı direkt yakaladı oradan. 7. skor puanlarını Anadolu kadrosu hanelerine çekmeyi başarıyor. Üst noktaya doğru SK'ları da bu arada fark ettiler ama bug olduğundan dolayı SK'lardan herhangi bir oyuncuyu yakalamayı başaramadılar. Son noktada SU kadrosu yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor. Ama Anadolu kadrosu kesinlikle izin vermeyecek. Şöyle Klaus'a doğru bir bakalım, açı yakalayabilecek mi? Son noktadan SU kadrosundan Fabe'den gelen atışlar vardı bu arada. Klaus'u da fark etti. Hedefini bulmak için sabırsızlıkla bekleyen bombasını çekti ama güzel bir bomba gönderdi gibi gördüm. Son anda hayata tutundu Klaus. Ben Klaus havaya uçtu zannettim ama yanlış görmüşüz. Ama bir bomba daha gelecektir diye tahmin ediyorum. Klaus'un dikkatli olması gerekiyor. Bu arada Çınar'a doğru etkili bir bomba geliyor sanıyorsam ama aşağıya doğru yuvarlanacak ama herhangi bir şey olmadı tekrardan. Yine Klaus bombasını göndermeye devam edecek. Bu arada SK kadrosu açık bir noktada kalacaklar. Güvenli alan ilk daraldığı an itibariyle ilk onlar etkilenecekler bundan. Bu arada Edessa'ya doğru atışlar gidiyor. Enes'ten gelen atış daha vardı. Bir oyuncuyu yakalamayı başardı orada. Bu arada Klaus Arda'yı yakalayan isim oldu. Fury ekibinden Klaus tek başına yine skor puanı çekmeye devam ediyor. Şöyle bir bakalım 3. skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardı şu anda. Ardından bir bomba, ölümcül bir bomba mı olacak çok merak ediyorum ama son noktadan da atış daha vardı. Bomba patladı ama sonuç getiren bir bomba olmadı. Shallow bu arada Bonga'yı yakaladı. Güvenli alanın dış kısmında SK oyuncularından Enes kaldı ve Saitama buradan 8. skor puanını ekip arkadaşlarına kazandırdı bu arada. Oyuncuyu fark etti ama önünde patladı mermiler. Saitama güvenli alanın dış kısmında içeriye girmesi lazım. Bu artı iyi değerlendirmeleri lazım.
Fear oyuncularından Klaus'dan bir Molotov denemesi geldi ama sonuç getirecek mi açıkçası merak ediyorum. Toplamda 4 takım. 4. şimdi ya. Ha 3'e düştü tamam. Biri bir yerde baygın mıydı? Neyse. Şöyle Klaus'a doğru bir bakalım. Tekrardan Klaus. Bir bomba denemesi gelecek ama Klaus'un yerinden haberdar değiller sanıyorsam. Sürekli Esu kadrosuyla süregelen bir mücadeleleri var. Şöyle Fape'ye doğru bir bakmak istiyorum. Şu anda Anadolu kadrosu karşılıklı olarak sisliyorlar. Bir rotasyon gerçekleştirecekler ve Esu kadrosu sanıyorsam güvenli alanın iç kısmında gibi gözüküyor. Fear oyuncularından Klaus açığı gördüğü an itibariyle affetmeyecek ve skor puanı çekecek hanesine. Saitama'ya doğru giden bir spey vardı. Şimdi sisin içerisine doğru rastgele atışlar gelmeye başlayacak. Fear oyuncularından Klaus sağ bölgeye doğru açılmaya başladı artık. Ama açığa çıktı, dikkatli olması lazım. Üst noktadan Fape'den gelen atışlar isabet getirmedi Klaus'a. Gerçekten çok iyiydi. Güzel bir sıralama puanı kasabilir. Fape yerde kalan oyuncu oldu. Shadow'dan gelen atışlar vardı Saitama'ya ama son noktadan Adesad'ın atışları var ve Fury gibi sürpriz galibiyet. Gerçekten sürpriz galibiyet. Klaus'un ellerine sağlık. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Helal olsun. Fury ekibi 4. maçta da galibiyeti elde etmeyi başardı. Klaus tek başına 4 skor puanı Fury ekibine kazandırmayı başardı ve birinciliği de getirmeyi başardı. Gerçekten Klaus'u kutluyorum ve buradan bolca selamlar gönderiyorum Klaus'a ve Fury ekibine ve Fury izleyicilerine. Helal olsun, gerçekten Klaus sürprizdi. Şaşırdım, şu an şaşkınlıklar içerisindeyim. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum yani. Üstten atış gelir, oyuna veda eder diye bekliyordum ama birinciliği beklemiyordum. Gerçekten profesyonel olduğunu sabrından belli oluyor. İkinci olan takım ise Anadolu kadrosu oldu. Güzel bir skor puanı çektiler hanelerine ama birincilikle tamamlayamadılar. Yine sıralama puanından mükemmel bir şekilde faydalanacaklar açıkçası. Toplamda 6, 8, 10 skor puanına ulaşmayı başarmışlar. Güzel bir skor puanı. Üçüncü olan takım ise Esu kadrosu oluyor toplamda. 6-9 skor puanı ulaşmayı başarmışlar. Dördüncü olan takım ise SK takımı toplamda 3 skor puanı. Agresif takımına baktığımız zaman 3 skor puanı. G4F kadrosu 6 skor puanı. HP kadrosu 2 skor puanı. Sol kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış. 3XQ kadrosu 1 skor puanı Toybox sayesinde. Pani kadrosu X-Crash babayı kutluyorum. 8 skor puanı ekip arkadaşlarına tek başına çekmeyi başardı. Ve toplamda 14 skor puanıyla tamamlamışlar. Hem de 10. olarak bunu 1. olarak süsleseydiler mükemmel bir sıralama puanı da kasacaklardı. Live Score'da çok iyi bir noktaya rahat bir şekilde gelebilirler diye tahmin ediyorum. Pani kadrosu için. API kadrosuna baktığımız zaman da 4 skor puanı. MRP kadrosu 2 skor puanı. Vera kadrosu 4 skor puanı, PMG kadrosu 2 skor puanı Paradise sayesinde, X kadrosu 1 skor puanı B4V sayesinde, New kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış, Res kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamış ve KTV kadrosu 2 skor puanıyla oyunu 18. olarak tamamlamışlar. Son bir maç kaldı arkadaşlar. Tek bir maç bu akşamı kapatacağız. Tam beklediğimiz gibi oldu açıkçası. Gerçekten takımların ellerine sağlık. Buradan bolca selamlar gönderiyorum tekrardan. Birazdan odaya gireceğiz. Ben 4. maçın live skorunu, pardon 3. maçın live skorunu göstereceğim size. Bunu da öncelikle hatırlatayım. Yerimizi de aldık bu arada. Bu kaçıncısı? Bu 3. maçın live skoru. Tamam. Şimdi 3. maçın live skorunu da bir yansıtayım size arkadaşlar. Onu da bir görün. Arkadaşlar bu 3. maçın live skoru.
Dördüncü maçın live skorunu da beşinci maçta gösteririz artık. Ya da direkt şey de gösterebiliriz. Beçi hemen Result'u atarsalar hızlı bir şekilde Result'u da gösterebiliriz. Şöyle bir bakalım şu anda birinci olan takım lider Epin agresif team toplamda 48 puana sahipler. İkinci olan takım ise Fury ekibi toplamda 45 puanları var ve bir tane çıkın Dinner'a sahipler. Üçüncü olan takım ise MRP team toplamda 40 puanları var ve bir tane çıkın Dinner'a sahipler. Dördüncü olan takım ise HP team toplamda 33 puanları var ve bir tane çıkın Dinner'a sahipler. Beşinci olan takım ise Anadolu team toplamda 27 puanla sahipler. Altıncı olan takım ise Funny team oluyor toplamda 24 puana sahipler. Yedinci olan takım ise Vera team oluyor toplamda 20 puana sahipler. Sekizinci olan takım API Sports oluyor toplamda 18 puana sahipler. Ve dokuzuncu olan takım ise Soulless Knight takım oluyor toplamda 16 puana sahipler. Bütün takımların ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel fightlar, çok güzel maçlar seyrediyoruz. Herkesin eline sağlık. Geride kaldı son bir maçımız. Yine bir Eren Jill'la karşınızda olacağız. Bu üçüncü maçın live skoru tekrardan hatırlatmak istiyorum. Karıştırmayın. Son maçın live skoru henüz gelmediği için üçüncü maçı paylaşmak istedim. Artık bu maç bittikten sonra dördü paylaşırız. Sonra da Result'u bekleriz. Result geldi mi de onu da sizlerle paylaşırız. Biraz yayında sohbet ederiz o gelene kadar. En azından. Bizim için de iyi olur. Yuri'ye buradan bolca selam gönderiyorum. Cem Hocan hoş geldin.
Şöyle oyuncular giderken ben bir daha tabloya bir bakayım mı geldi mi diye. Gelmedi. Üçüncü maç live score yazıyor hala. Dördüncü maç gelirse paylaşacağım ama biraz geç gelecek. Çünkü organizasyon biraz yoğun çalışıyor arkadaşlar. Ondan dolayı live score çıkarma konusunda biraz sıkıntı yaşıyor organizasyon. Bunu söyleyeyim. Yani organizasyonun çok yapabileceği bir şey yok açıkçası. Şimdi geride kaldı. Bu akşamın son bir maçı, 5. maça girişimizi sağladık artık ve takımlar yavaş yavaş atlayışlarına başladılar. Takımların isimlerini daha okumayacağım. Şöyle biraz izleyeceğiz. En azından ben de bir dinlenmiş olurum. Gerçekten çok yoruldum. Oyun sonlarına doğru fightlara enerjimiz olsun. Akkurt şu anda sakin bir şekilde loot'unu yapmaya devam ediyor. Bu arada alan güney kısmına doğru, kuzey kısmına doğru verdi. Şu bölgeye doğru hızlı bir şekilde bir rotasyon sağlaması lazım takımların. Oraya giden takımlar uzun bir süre güvenli alanın iç kısmında kalacaklar diye tahmin ediyorum. Özellikle Severny kısmına giden takımlar için söylüyorum. Orada eğer map'i olan varsa o map'te olan takımlar muazzam derecede rahat ve artı diyebiliriz. EPE kadrosundan Duvar. Şu an loot'unu yapmakla meşgul bütün takımlar. Çatışmamazlık süresi henüz bitmedi. SK takımına doğru baktığımız zaman da yine loot'larını Toki kısmında yapmaya devam ediyorlar. KTV kadrosuna doğru şöyle bir geçelim. Bakalım eksik olan takımlar var mı? Kişi sayısı olarak eksik olanlar var mı? Eksik olanlar yok gibi gözüküyor. Fury ekibinin şu anda bir rotasyonu var. Hoçinki'ye doğru ilerleyecekler. Güzel de bir araba buldular açıkçası. Arda bu arada HP kadrosundan atışlar gelmeye başlamış. Hatta X score puanını da çekti hanesine. Çatışmamazlık süresi bitmemesine karşılık. Snazy'ye. Shenzi bu arada score puanı çekti. Gökalp'i de yakalamayı başardı şu an. Bu ceza anlamına geliyor diye düşünüyorum. Rotasyonlarını sağladılar. Burası biraz karışacak gibi. Bir oyuncuyu daha yakaladı. Shenzi. İnşallah remake olmayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Çünkü çatışmamazlık süresinin bitmesine çok az var ve Shenzi oradan bir oyuncu baydı. Kendi mainleri mi değil mi bilmiyorum. Yargıçla birebir mi mücadele verecek şu an? Yargıca doğru bir bomba gönderecek. Yargıç bombanın sesini duyduğundan dolayı vakti bir noktaya doğru ayrılmak durumunda kaldı. Atışlar devam ediyor bu arada. Yargıcı da yakalamayı başardı ve 4 skor puanı Shenzi hanesine çeken isim oluyor. VP kadrosuna toplamda 4 skor puanı 1vs 4 atarak. Gerçi 1vs 4 de sayılmaz aslında rotasyon. Aslında 1vs 4 diyelim daha mantıklı olur neticede o. Bu arada hemen 4. maçın live skorunu da bir göstereyim size arkadaşlar. Onu da görmüş olun. Hazır daha çatışmamazlık süresi tam olarak bitmemiş. Merak eden arkadaşlar oluyor. Hızlı bir şekilde göstereyim. Orada şuradan şöyle dedik mi tamamdır. Arkadaşlar 4. maçın live skoru Fury Team 64 puanda şu anda 1. ve 2 tane Chicken Dinner'a sahipler. Hemen arkalarından Lider Epin Agresif Team geliyor. Toplamda 57 puana sahipler. Üçüncü olan takım ise Anadolu Team oluyor. Toplamda 49 puanları var. Dördüncü olan takım ise MRP Team oluyor. Toplamda 43 puanları var. Ve bir tane Chicken Dinner'a sahipler arkadaşlar. Bunu da böyle hatırlattıktan sonra şimdi hızlı bir şekilde Panik kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Fani kadrosu herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Ve lootlarını yapmaya devam ediyorlar. Şu anda kendini patlatan bir oyuncu görmedim. Kendini patlatırlarsa bir remake demektir.
İnşallah remake olmayacak. Son maçı da böyle güzel bir şekilde bitiririz. Genelde de takımlar böyle kural ihlali yapan takımlar değildi ama şimdi ben tam olarak kural içeriğini bilmediğim için belki de hiç kural hatası yapmadılar. O da olabilir. Orada çünkü bir ani bir şokladım. Bu arada Vonsaga güzel bir şey buldu. Hop. Kendini patlattı. Yok, kendini patlatmadı. Bomba attı bir yere. Aha şuradaymış. Şöyle hemen Maganda'ya doğru bir geçişimizi sağlayalım. Burada mücadele var. Ripo'ya doğru geçtiğimiz zaman da iki oyuncu girmişlerdi ve Vizi'yi kaybetti. Ripo şu anda tek başına mücadelesini sürdürmeye çalışacak. Biraz sıkıntı yaşayacak sol noktadan. Lucas'tan gelen atışlar vardı. Ripo şu anda çok sakin. Önündeki şeyi patlatması lazım ama Akkurt'tan gelen atışlarla oyuna veda etti. Ve G4F kadrosu oyunu 17. olarak tamamladılar. Ve X kadrosu 2 skor puanı hanelerine çekmeyi başardılar. Zaten eksik girmişlerdi. Bu eksiklik onlara gerçekten ağır mal oldu. Vallahi Umut. Kesinlikle ama kesinlikle. Remek'ten yana değilim. Puan cezası daha iyidir. Esu kadrosu rotasyonlarına başladı. FPI kadrosuna doğru şöyle bir geçiş yapalım. Yine lootlarını yapmaya devam ediyorlar ve elinde evet güzel bir ikili var. M4 ve DBS ikilisi. Takımlar rotasyona henüz başlamadı. Çok fazla da acele etmiyorlar. Şöyle Agresif ve Spor'sa doğru bir bakalım. Agresif ve Spor da şu anda tam kadroyla girişlerini sağlıyorlar. Herhangi bir oyuncu eksiklikleri gözükmüyor. Diğer noktada şöyle Rast kadrosuna doğru bir bakacağım ama MRP kadrosu gerçekten çok iyi bir noktada. MRP kadrosu çok sakin kalabilirler bu bölgede. Herhangi bir sıkıntı onlara kesinlikle bulaşmayacaktır. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz açıkçası. Güvenli alan ama tabii kafalar gelir buraya yani öyle tahmin ediyorum. Kesinlikle kafa gelecektir diye düşünüyorum. Yani 1-2 alan daha güvenli alanın hatta 2-3 alan daha güvenli alanın iç kısmında olacaklardır. Esu kadrosuna doğru şöyle bir bakalım. Esu kadrosu da şu an güvenli bir noktada. Lootlarını yapmaya devam ediyor. Yine SK kadrosu da aynı şekilde çok iyi bir noktadalar. MRP kadrosundan haberdarlar. Ve bu bölgeye doğru bir rotasyon gelmeyecek. Fury ekibi de artık Pochinki'den çıkmaya başladı. Güneyden kuzeye doğru bir rotasyon gerçekleştiriyor. Fury ekibi. Kadrolarında yine herhangi bir eksiklik gözükmüyor. Bununla beraber Vera ekibi en aşağı bölgede olduğu için çok uzun bir rotasyon onları bekliyor. Jaguar'ın gözünden izliyoruz şu anda. Yani güzergahlarına şöyle bir bakalım da güzergahları 3x kadrosuyla karşı karşıya kalma olasılıkları yüksek olduğunu gösteriyor. Bu arada FMG kadrosunun hemen arka noktasından bir rotasyon gerçekleştiriyor. Bu rotasyon ölüm kokan bir rotasyon gibi geldi bana ama gerçi Jaguar şu anda fark etti. Son noktadan Paradise'nin atışları var ve ağır bir darbe edecek o an. Neredeyse yerde kalacaktı ama yine de rotasyonunu güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi başardı. Şu anda Fury ekibinin çevresindeler. Bu arada FMG kadrosu sanki Veran'ın üzerine doğru bir rotasyon gerçekleştiriyor gibi gördüm ama Jaguar'ın o bölgede kesinlikle kalmaması gerekiyor. FMG kadrosu şu anda sakin bir şekilde çevreyi kolaçan ediyor. Tarıyorlar etrafı, bakıyorlar herhangi bir oyuncu var mı orada. Bu arada Panik kadrosuna doğru bir geçelim. Burada rotasyon çakışması oldu. Ama herhangi bir atış gerçekleştirmediler. Şöyle agresif organizasyon, pardon. Agresif timle karşı karşıya kaldılar. Şöyle Maganda'ya doğru bir bakalım. X kadrosuna geçtiğimiz zaman da Akkurt, Miran, Lucas ve B4F ile beraber ilerleyecek. Bu arada rotasyonu fark ettiler. Rotasyona doğru çok rastgele spreyler gönderdiler. KTV kadrosuna doğru geçtiğimiz zaman da yine KTV kadrosunda da bir rotasyon var. Pardon, KTV çevresinde bir rotasyon var. Birazdan konuşacağım arkadaşlar, sıkı durun. C4 yerde kalan oyuncu oldu. Karşı noktadan KTV kadrosu da bir sprey gönderebilir. Lucas'a doğru şöyle bir bakalım. Oyuncular baygınlarını kaldırırken Stamp'e doğru gönderiyor atışlarını. Bu arada Umut'tan isabetli atışlar devam ediyor. Lucas ağır darbeler aldı ama yine de yerde kalmadı. Gerekten geldi bir darbe. Gerek olmasaydı büyük bir ihtimal gitmişti diyeceğim ama şimdi de KTV kadrosu spreylerine başladı.
Buradan baygını çekmeyi başardılar. C4 oyuna veda etti. Stem şu anda ekip arkadaşına doğru hızlı bir şekilde bir rotasyon sağladı ama Enix'ten gelen isabetli bir atış vardı ama çok da fazla bir şey ifade etmedi açıkçası. Sadece biraz gıdıkladı diyebiliriz. Fury ekibi doğu kanadına doğru şu anda bir rotasyon gerçekleştiriyor. Doğu kanadından güvenli alana doğru girecek yine. Vera ekibi de doğu kanadına doğru güneyden ilerliyorlar şu an. Shenzi biraz geride kalmış. Artık EP kadrosuna yetişmesi lazım. Ekip arkadaşlarıyla bir bölgede kalması gerekiyor. Bununla beraber SK takımı şu anda iyi ve MRP kadrosuyla karşı karşıya. MRP patron organizasyonuna tekrardan çok teşekkür ederim beni davet ettikleri için. Umarım güzel bir sunum yapabiliyorum size. Umarım maçı güzel bir şekilde sizlere aktarabiliyorum. Kusurumuz olursa, hatamız olursa affınıza sığınıyorum. Anadolu kadrosu bu arada bir rotasyon gerçekleştiriyor ve şimdi Vipsant'tan gelen atışlar vardı ama Vipsa isabetli bir atış kaydetmeyi başaramaz. Elindeki UMP ona uygun değil. KTV kadrosuna doğru şöyle bir geçelim. HP kadrosu ön bölgelerinden bir rotasyon gerçekleştiriyor. Bu rotasyon herhangi bir atışa maruz kalmadı. Agresif bu arada sıkıştırıyor sürekli KTV'yi. KTV'yi rahatsız ediyor ve bu arada araçlarını da çekmeye çalışıyorlar. Çınar'ın atışları direkt araca. Aracı kesin mahvetmişlerdir diye tahmin ediyorum. Oradan artık araç kullanamazlar. HP kadrosu çok tehlikeli noktalardan mükemmel bir güzergah çizgisi çizdi. Phoenix çizdirdi sanıyorsam. Ama sağ noktada Rust kadrosu var. O bölgeye girmemeleri gerekiyor ki zaten atışlarda Zagor'dan gelmeye başladı. Sonuçlu bir atış kaydetmeyi başaramadılar ama arka iki tekerini aldılar şu anda. Hasso orada köşeye sıkıştı. Rust kadrosu buna izin verecek mi? Fırtınaya doğru giden bir sprey vardı. Sonuç getiren bir sprey. Olmadı. Çevreyi şu anda sistemekle meşguller. Fury ekibi şu an doğu kısmından girişini sağladı ama SU ekibinin olduğu bölgeye doğru bir rotasyon gerçekleştiriyor. SU ekibiyle karşı karşıya kalma olasılıkları yüksek gibi kalacak. Ersin acaba ne karar verecek? Burada kalacaklar sanıyorsam. Bu arada evet, SU kadrosunu gördü. Ersin Yekin buradan bir sprey gönderecektir diye tahmin ediyorum. Fury ekibi şu anda dizilimini sağlamakla meşgul. Çevresinden bu arada geçen bir rotasyon vardı ve Fape'ye doğru gönderdiler spreylerini. Shadow'dan gelen atışlar vardı ama Klaus isabetli atışlarını göndermeye başladı artık Esu kadrosuna. Bir zarar vermeyi başardı. Sağ noktadan Ersin Yekin farklı bir açı yakalamaya çalışıyor. Aji dışarıya çıkarsa Ersin Yekin'in atışlarına maruz kalma olasılığı yüksek gibi. Aji ağır bir darbe aldı. Şimdi Ersin buradan değerlendirecek. Güzel bir sprey göndermesi lazım rakip takıma. Bir oyuncuyu bayarlarsa Fury ekibi bir baskı uygulama olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Agresif oyuncularından da atışlar gelmeye başladı. Esu kadrosu şu an bulunduğu bölgeyi terk ediyorlar. Hızlı bir şekilde güvenli alana doğru bir rotasyon çizecekler. API kadrosu şu an güvenli alanın hemen hemen orta kısmındalar. Gayet bu bölgede sakin olacak ama şöyle Anadolu kadrosuna doğru bakalım. Eko bu arada bir oyuncuyu giderek ezdi. Şu anda Confing yerde kalacak gibi gözüküyor ama Confing yerde kaldı. Eko'nun atışlarına maruz kaldı ama Edessa'nın atışlarıyla da oyuna hızlı bir şekilde veda etti. Ümit Köksal'da hoş geldin Ümit'im. Bu arada güzel bir bomba gönderdi Wong'a. Evin içerisine şiir gibi bir bomba gönderdi ve SK takımına 4. skor puanını katmayı başardı ama Rust kadrosundan gelen atışlardan sıyrılmayı başaramıyor. Fırtınadan gelen atışlar var. Mükemmel atışlar vardı. Fırtına şimdi rotasyonunu sağlayacak. SK'ya güzel bir darbe indirmeyi başardılar. Enes biraz açıkta gibi gözüküyor. Fırtın oradan skor puanını çekerken Enes'e doğru şöyle bir bakalım. Burada tek başına kaldı. Esu kadrosuna doğru giden atışlar vardı ama Arda yakalandı. Fury ekibinden Arda fırtınanın atışlarıyla yerde kaldı. Burada çok fazla kalmaması lazım Fury ekibinin. Aji de yerde kalan oyuncu oldu. Bu arada Enes'ten gelen spreyler var üst bölgeye doğru ama fırtına Bonga'nın skor puanını çekmeyi başardı. Bu arada artık çevreyle ilgilenmek yerine ekip arkadaşlarını kurtarması lazım. Rust kadrosundan Fırtına bir skor puanı daha çekmeyi başarıyor. Şöyle biraz daha geriye doğru çekilelim. Rust kadrosu da rotasyonlarına başladı. Meşin bu arada bir spray gönderecek gibi gözüküyor. Yine de çok fazla ileriye çıkmıyor. Arda'yı tekrardan Fury ekibi oyuna geriye döndürecek.
Ersin Yekin ekip arkadaşını kaldıracak. Bu arada fırtınadan spreyler gelmeye başladı. Fivri'nin üzerine doğru. Klaus'dan da isabetli atışlar geliyor. Mesin son noktaya doğru açıldı. Oradan güzel bir görüş sağlarsa Rush takımına bir darbe indirmeyi başarabilir. Klaus'dan bir bomba denemesi gelecek gibi gözüküyor. İsabetli bir bomba gelir mi? Çok güzel bir bomba yuvarladı ön noktaya doğru ve fırtına bu bombadan etkilendi. Klaus şu anda tek başına idare etmeye çalışıyor. Son noktadan Ersin Yekin'den gelen mükemmel sprey. Ayberk yerde kalan oyuncu oldu. Bir kilidi kırdılar. Arda şimdi rotasyonunu sağlarken Meşin de üst bölgeye doğru çıktı. Şu anda Rask kadrosunun üst bölgesinde bir yer alacak. Meşin güzel bir bomba geldi Klaus'dan. Şimdi birebir bir mücadele. Fırtınayı yakalamayı başardı Meşin. Bir oyuncu daha kaldı. Sağ noktadan gelen bir bomba var Meşin'in üzerine doğru. Zagor'u fark etti ama Zagor'un bombasıyla Meşin yerde kalan oyuncu oldu. Zagor tek başına Fury ekibine mücadelesini vermeye çalışıyor. Arkadan gelen atışlar var ve sağ noktadan Klaus'dan gelen isabetli atışlarla Rask kadrosu yine veda ederken Fury ekibi 4. skor puanlarını hanelerine çekmeyi başardılar. Gerçekten çok güzel bir ilerleyiş Fury ekibi için. Rask kadrosu biraz arada kaldı. Fury ekibi sürekli çevrelerinde dolandı ve epey bir şaşırttı Rask kadrosunu. Şöyle hemen Enes'e doğru bir bakalım. Ekip arkadaşı tekrardan oyuna geriye dönerken güvenli alanın dış kısmında süregelen mücadeleler var. Bu arada Arda'nın yerinden haberdar. Tekli atışlar Jaguar'dan gitti ve Fury oyuncularından Arda'yı yakalamayı başardı. Arda'yı kaldırabilirler ama o bölgede çok fazla kalmamaları gerekiyor açıkçası. Bu arada üst noktadan Vera ekibinden baygınlar var. Bir oyuncuyu yakaladılar. Fury ekibi o noktadayken şöyle Apo'ya doğru bir bakalım. Apo şimdi Arda'yı kaldırmaya çalışacak. Arka noktalardan spray sesleri gelmeye devam ediyor. SK'nın bir rotasyonu var bu arada. Jaguar kesinlikle Fury ekibinin rotasyonuna izin vermeyecek gibi gözüküyor. Bir noktada yine bir oyuncu baygın gibi gördüm ama o noktaya doğru hızlı bir şekilde bir çökeceğim. Hatta FMG kadrosunun olduğu bölgede sıkıntı vardı. Fanny kadrosu o bölgede skor puanı çekmeye devam ediyor. Şöyle Fanny kadrosuna doğru bir geçelim. 7. skor puanlarını Fanny kadrosu hanelerine eklemeyi başardı. Toybox yerde kalan oyuncu oldu şu anda. 3x kadrosuna doğru atışlar gidecek. Vera kadrosundan Jaguar Ersin Yekin'i yakalamayı başardı. Kesinlikle Ersin'lerin o bölgeden çıkmasına izin vermeyecek gibi gözüküyor. Fury ekibi orada başı bayağı bir belada. Machine oyuna veda eden isim oldu. Şimdi Ersin'i oradan kaldırmaya çalışırken atışlar devam ediyor. Bu arada Klaus'un dikkatli ilerlemesi lazım. Çevreyi tamamıyla sislerlerse Fury ekibi o bölgeden çıkmaya başarabilir açıkçası. Yine isabetli atışlar geliyor Klaus'un üzerine doğru. Bir türlü ekip arkadaşını kurtarmayı başaramadı. Ersin şimdi bir rotasyon sağlayacak. Bu arada Arda'dan süperler gitmeye başladı Jaguar'a doğru. Ama isabet kaydetmeyi başaramadı. Bir nefes daha aldırdı ekip arkadaşlarına. Güvenli alanın dış kısmında kaldı Fury ekibi. Şöyle X-Crash Baba'ya doğru bir geçelim. Burada yine bir bomba denemesi gelecek. Fanny Dexter bir oyuncuyu daha yakaladı. 10. skor puanı Fanny kadrosunun hanesine yazıldı. Metehan'a doğru şimdi X-Crash Baba'dan bir bomba denemesi gidecek. Güzel bir bombaydı ama Metehan yerde kalmadı. Gerçekten çok şanslıydı. Elindeki Molotov kendi başına bela oldu. Kendisini yaktı şu an Metehan ve Fanny oyuncularından Dexter'dan gelen atışlarla oyuna veda etti. Bu arada agresif de bu bölgeden şu an Fanny'ye zarar vermeye çalışıyor ama Ghost yerde kaldı. Fanny oyuncularından Rhinor güzel bir spray gönderdi uzak bölgelerden. İş noktalarda yine süregelen mücadeleler devam ediyor. Şöyle bir bakalım SK oyuncularından baygınlar var. Shallow. Shallow ilerliyor ama güzel bir DBS atışı gönderdi. S12K atışı gönderdi ve buradan bir oyuncunun daha skor puanını çekti. Shallow eşi kadrosuna tek başına 3 skor puanı kazandırmayı başardı. Pape arka bölgede. Vera kadrosu şu anda Esu'ya bela olmaya devam ediyor. Karşılıklı olarak atışlar devam ediyor. Bu arada Fury kadrosu güvenli alanın iç kısmına girmeyi başardılar. Fanny kadrosu KTV kadrosuyla aynı bölgede gibi gözüküyor. Rhinor. Sağ alt noktada KTV kadrosu belaya bulaşmak istemiyor. Bu arada Nuke kadrosuna doğru bir geçiş sağlayalım. Umut yerde kaldı ve oyuna veda etti. Sol bölgeden gelen atışlar vardı. Klaus'dan gelen atışlarla oyuna veda ediyor. Fury ekibi şu anda güvenli bir noktada kalmaya çalışacaklar. Güzel bir noktaya girdiler. Orada sıralama puanıyla çok rahat bir şekilde sıralama puanı kasmayı başarabilirler. Şöyle diğer noktada şöyle X-Crash Baba'ya doğru bir bakalım. Bir oyuncuyu yakaladı ama kesinlikle izin vermedi Ronax. Ronax X-Crash Baba'yı düşürdü ve skor puanını çekti. Rhinor'u da bu arada fark ettiler. Rhinor da ağır bir darbe aldı bu arada. Ronax'ten atışlar gelecek.
Panik kadrosu ekip arkadaşlarını kaldırırken güzel bir bomba gitti üst noktaya doğru ama oy, mükemmel bir bomba. Mükemmel bir bomba KTV kadrosundan Ronex'ten geldi ve Reinor yerde kalan oyuncu oldu. Bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım KTV kadrosu. Dexter geride kalacak ve support görevi görecek. Reinor'u kaldırmaya çalışacak ekip arkadaşı. Şöyle Dexter'a doğru bir bakalım. Bir bomba gönderdi ama yine isabetli atışlar üzerine doğru gelirken gerçekten de güzel de bir bomba gönderdi açıkçası. Dexter panik kadrosu mükemmel skor puanıyla yollarına devam ediyor. 12 skor puanı. Fury kadrosunun olduğu bölgede de bir fight var. Ersin Yekin yerde kaldı şu anda. Ersin Yekin bir oyuncuyu yakaladı ama çok fazla tutunamadı. Bonzaga'nın atışlarıyla oyuna veda etti. Üst bölgelerde de Fani takımı oyuna veda ediyor şu anda. Agresif oyuncularından gelen atışlar var. Ve bununla beraber Fani oyuncularından da gelen atışlar var. Aynı anda olduğu için her bölgeye yetişemiyorum. Şöyle Reinor'a doğru bir bakalım. Sol bölgeye doğru güzel bir spray gönderecek. Fear oyuncularından ardından gelen atışlar var. S oyuncularından biri daha yerde kaldı şu an. Fury ekibi bir noktada kalmaya devam ediyorlar. Böyle devam ederse bu akşamı birinci olarak tamamlayacak kesinlikle Fury ekibi. 5 tane takım kaldı. Vera kadrosuna doğru bir bakalım. Bu arada agresifin rotasyonuna doğru giden atışlar var ve Jaguar sayesinde bir skor puanı hanelerine çekmeyi başardılar. Sağ noktaya doğru bir geri dönüş yapmak istiyorum. Fanny ekibiyle agresif. Ghost yan yana kalmış ekip arkadaşları için kendini feda etti diyebiliriz. Çınardan gelen atış daha var. Güzel bir bomba adamın kafasına çarptı. Ghost'tan gelen mükemmel bir bomba adamın kafasına çarptı resmen. Mükemmel bir bombaydı. Fevkalade bir bomba gönderdi. Bu arada diğer noktalarda da yine sorunlar var. Fear oyuncularından Arda. Oyuna veda eden isim mi oldu? Henüz değil ama Jaguar'a doğru Klaus'dan mükemmel bir spray. Tekli atış diyelim. Jaguar yakaladı. Apo üst noktasına çıktı şu an. 10 skor puanı var şu anda Fury'nin hanesinde. Arka bölgeden de atışlar gelebilir bu arada. Ghost'tan da atışlar geliyor. Şu anda sol noktadan gelen agresif oyuncularından Ghost'un atışları Fury oyuncularından Klaus oyuna veda ederken Fury ekibi oyunu 4. olarak tamamladılar. Üst noktadan Shallow. Yine Ghost. Agresif burada birinciliği garantiledi artık. 6 skor puanı hanelerine çekmeyi başardılar. Şöyle sağ noktaya doğru Vera kadrosuna doğru bir geçelim. Güvenli alanın iç kısmındalar ama sayıca düşükler. Burada biraz sıkıntı yaşayacaklar gibi gözüküyor. Çınardan bir bomba gelecek. Ghost'a doğru ağır darbeler var. Ghost güvenli alanın dış kısmında yerde kalacak gibi gözüküyor. Güvenli alana girmeyi başaramayacak ki güvenli alanın dış kısmında oyuna veda edecek. Kesinlikle içeriye giremeyecekti. Mükemmel 2 tane bomba geldi. Ghost'tan geldi şöyle. Vera oyuncularından Apo'ya geleceğim. Tek başına kaldığı için maç buradan çok güzel izlenir. Agresif çok fazla riske girmeyecek. Yine çok dikkatliler. Çınardan bir bomba denemesi. Hedefini bulmak için sabırsızlıkla bekleyen bombasını tekrardan gönderdi ama isabetli bir bomba kaydetmeyi başaramadı. Ve bu arada güvenli alanın dış kısmındalar. Bombalar devam ediyor karşılıklı olarak. Yine mükemmel bir bomba. Çınar X-Taş'tan geldi ve Apo yerde kalan oyuncu oldu. Şöyle Arda'ya doğru bir bakalım. Ön noktasını biraz Molotov gönderdi sanıyorsam. Yanlış görmediysem. Arda ekip arkadaşını kaldırmaya devam ederken. Bu arada agresif de kendi ekip arkadaşlarını kaldıracak. Tekrardan Apo oyuna geriye döndü. Arda'nın teçhizatında herhangi bir bomba kalmadı ve 16 saniyeleri var. Çınar'a doğru etkili bir bomba göndermesi lazım. Bu arada Bozkurt'tan bir bomba çıkacak şu anda. Apo'nun yerde kalma olasılığı çok yüksek. Canı epey bir düşük. Şimdi çıkarttı elinden bombasını ama sisin içerisine gönderdi. Orada olabileceğini tahmin etti. Çınar X-Narç son noktaya doğru ilerlerken Vera kadrosu güvenli alana doğru girmeye çalışacak. O alana girmek çok zor olacak onlar için. Gerçekten bayağı bir problem olacak. Arda yerde kalan oyuncu oldu. Apo da son noktadan gelen Çınar X-Narç'ın atışlarıyla oyuna veda ederken son maçta galibiyeti elde etmeyi başaran takım agresif team oluyor. Toplamda 8 skor puanı agresif oyuncularına buradan bolca selam gönderiyorum. Helal olsun, ellerine sağlık. Mükemmel bir maçta ve bu akşamın son maçı da böylelikle bitmiş oldu. Bütün takımlara buradan bolca selamlar gönderiyorum. Herkesin ellerine sağlık, ellerine sağlık. Bir hatamız olduysa, bir kusurumuz olduysa, anlatımımızda bir eksiklik olduysa affınıza sığınıyorum. Elimden geldiğince en güzel şekilde maçı sizlere aktarmaya çalıştım. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Ve bununla beraber bu akşamın resultuna da bir bakalım neler olacak.
Vera kadrosu burada toplamda 2 skor puanı. Yasuo kadrosu 3 skor puanı Shallow sayesinde. Dördüncü olan takım ise Fury ekibi oluyor. Toplamda 9 skor puanı, pardon. Karıştı, kafa gitti. 8-9, evet kesinlikle. Beşinci olan takım Fnatic takım oluyor. Xcrash Baba'yı kutluyorum tek başına. 5 skor puanı kazandırmayı başarmış ve toplamda 13 skor puanıyla tamamladılar sanıyorsam. Hızlı hesap ettim inşallah. Doğru hesap ettim. Evet. Şöyle KTV kadrosuna doğru bir bakalım. 4 skor puanı API kadrosu toplamda. 6-8 skor puanı Nuke kadrosu 2 skor puanı. HP kadrosu 4 skor puanı Shenzi sayesinde, ellerine sağlık. SK takımı toplamda 4 skor puanı. X kadrosu 3 skor puanı. 3XQ kadrosu skor puanı çekmeyi başaramadı. BMG kadrosu 1 skor puanı. MRP kadrosu skor puanı çekmeyi başaramadı. Rust takımı 2 skor puanı. Anadolu kadrosu 1 skor puanı ve G4F kadrosu skor puanı çekmeyi başaramamışlar. Bu akşamın son maçının sonuçları böylelikle tamamlanmış oldu. Şöyle hemen bir Result tarafına doğru da bir geçişimizi sağlayalım. Bakalım Result'ta bu akşam birinci olarak kim tamamladı? Burada şu an dünün Result'u var. Bugününki henüz gelmedi. Geldiği an itibariyle arkadaşlar sizlerle paylaşacağım ve böylelikle yayını kapatacağız. Oy, yorulduk canlar ya, yorulduk. Mert ne demiş? Ağzına sağlık Smoke Mesut. Çok teşekkür ederim Mert, hoş geldin. Eyvallah abi, iyi geleyim ya. Ellerine sağlık valla. Çınar'ım, selamlar olsun sana. Diline sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Umutum benim. Çok teşekkür ederim. Şu an Result'u bekliyorum arkadaşlar. Geldiği anda paylaşacağım. Biraz da sessiz kalıyorum yorulduğum diye. Kusura bakmayın. Oy, ne yorulduk bu akşam ya. Oy, bu neydi bu akşam böyle? Yani Result gel, çabuk gel. Result. Bekliyor.
Umut ne zaman gelecek Result? Bekliyor ha valla. Ben bekliyorum. Ben hala bekliyorum. Ha, life score. Tamam. Life score attılar. Evet, geldi. Hemen yansıtıyorum size canlarım benim. Hızlı bir şekilde. Şöyle bir okuyalım. Evet, bu akşamın birincisi Fury Team oluyor. Toplamda 82 puanları var ve 2 tane Chicken Dinner'a sahipler. Kutluyorum Fury ekibini. İkinci olan takım ise Leader App'in Aggressive Team oluyor. Toplamda 80 puanları var ve 1 tane Chicken Dinner'a sahipler. Üçüncü olan takım ise Funny Team oluyor. Toplamda 58 puanı sahipler. Dördüncü olan takım ise Anadolu Team oluyor. Toplamda 50 puana sahipler. Beşinci olan takım ise MRP Team oluyor. Toplamda 43 puanları var. Ve bir tane Chicken Dinner'a sahipler. Altıncı olan takım ise HP Team oluyor. Toplamda 42 puanları var. Ve bir tane Chicken Dinner'a sahipler. Yedinci olan takım ise ESU Team oluyor. Toplamda 41 puana sahipler. Sekizinci olan takım ise Vera Team oluyor. Toplamda 38 puana sahipler. Ve dokuzuncu olan takım ise API Sports oluyor. Toplamda 33 puana sahipler. Çok teşekkür ederim Ahmet'im benim. Vallahi helal olsun sana demiş. Bu arada ne demişti? Burada bir şey yazıyorlardı. Bugün talihsizlikler oldu MRP ekibi olarak. Yarın düzelteceğiz. Beşinci de güzellik şimdilik. Ellerine sağlık MRP kadrosunun. Sohbet edelim ya. Beğeniler takımlar var mı? Görmediğin ve beğenmediğin takımlar Resut gelene kadar. Vallahi onu biraz geç okudum ya. Life SC'ye bak geldi abi. Baktım baktım. Gerçi ben onu okuyan kadar çoktan bitirmiş oluyoruz. Reis göster skor tablosunu da çıkalım ya. Valla gösterdim ama delay var. Canlarım benim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bütün takımların ellerine sağlık. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Yarın akşam yine 9'da burada olacağız. Ve yine güzel bir şekilde maçı size aktarmaya çalışacağız. Bir kusurumuz olduysa, kalbinizi kırdıysak affedin. Emin olun ki bu bilmeden olmuştur. Kuşkunuz asla olmasın bu konuda. Hepiniz kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ne yayı kapattık ya? Ve bununla beraber MRP organizasyonuna çok teşekkür ederim beni davet ettikleri için.